Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Kim dünyanın yararını, sevabını isterse ona ondan veririz. Kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz. Allah'ın izninin dışında kimse için ölmek yok. Buna intihar eden de dahil, kaza geçirip ölen de, hastalık da olan da hepsi evet. Allah'ın izniyle belirlenmiş bir kader içinde olduğunu İnşallah. Söylüyor Allah inşallah. Dünyanın sevabını isteyene, dünyanın nimetlerini çalışana dünyanın nimetlerini ama ahiret için çalışana da ahiretin nimetlerini vereceğini bildiriyor Allah inşallah. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Kıyamet günü herkesin ecirlerinin eksiksizce ödeneceğini bildiriyor Allah. Dünya hayatının da aldatıcı bir yararlanma olduğunu söylüyor inşallah. Asıl çabalanması gerekenin ahiret olduğunu. Allah'a and içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Oysa and olsun onlar inkar sözünü söylemişlerdir ve İslamlıklarından sonra inkara sapmışlardır. Ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir. Oysa intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Eğer tevbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azapla azaplandırır. Onlar için yeryüzünde bir koruyucu, dost ve bir yardımcı yoktur. Tevbe suresi 74. Ne anladın ayetten? Münafıklarla ilgili bir ayet hocam inşallah. Siz daha iyi bilirsiniz. İntikama kalkışmalarının yani elçiye karşı ve müminlere karşı intikama kalkışmalarının Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılması, verdiklerinden sırf buna karşılık bir intikama kalkıştıklarını evet. Ne kadar... Bir... Onlara verdiği huzur, evet. Güven, mal bolluğu değil mal mi? Mal bolluğu evet. Yol ancak o kimseler aleyhinedir ki zengin oldukları halde savaşa çıkmamak için senden izin isterler. Ve bunlar geride kalanlarla birlikte olmayı seçerler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bundan dolayı onlar bilmezler. Tevbe suresi 93. Zengin oldukları halde savaşa çıkmayan, mazeret uydurup savaşa çıkmayanlara ilgili bir ayet hocam inşallah. Bunun samimi olmadıklarını bildiriyor Allah. Allah'a and içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Oysa and olsun onlar inkar sözünü söylemişlerdir ve İslamlıklarından sonra inkara sapmışlardır. Ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir. Oysa intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Eğer tevbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azapla azaplandırır. Onlar için yeryüzünde bir koruyucu, dost ve bir yardımcı yoktur. Tevbe suresi 74. Ne anladın ayetten? Münafıklarla ilgili bir ayet hocam inşallah. Siz daha iyi bilirsiniz. İntikama kalkışmalarının yani elçiye karşı ve müminlere karşı intikama kalkışmalarının Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılması, verdiklerinden sırf buna karşılık bir intikama kalkıştıklarını evet. Ne kadar... Bir... Onlara verdiği huzur, evet. Güven, mal bolluğu değil mal mi? Mal bolluğu evet. Yol ancak o kimseler aleyhinedir ki zengin oldukları halde savaşa çıkmamak için senden izin isterler ve bunlar geride kalanlarla birlikte olmayı seçerler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bundan dolayı onlar bilmezler. Tevbe suresi 93. Zengin oldukları halde savaşa çıkmayan, mazeret uydurup savaşa çıkmayanlara ilgili bir ayet hocam inşallah. Bunun samimi olmadıklarını bildiriyor Allah. Ey Nuh dediler, bizimle çekişip durdun. Hud suresi 32. Bu çekişmede ileri gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir diyorlar. Şimdi bize de diyorlar değil mi? Evet. Bayağı ileri gittin diyorlar. Yani susmamızı istiyorlar. Estağfurullah. Bak, evet. Tabii Müslümanlara da aynı şekilde olur. Yani sırf peygamberlere değil. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size yararı olmaz diyor. Nuh. O sizin Rabbinizdir ve ona döndüreceksiniz. Bunu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki eğer onu ben uydurduysam günahım bana aittir. Ama ben sizden suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım. Bakın sürekli peygamberleri de yalancılıkta itham ediyorlar. Evet. Müslümanları da değil mi ahir zamanda? Evet. Yalancılıkta itham ediyorlar. Bu son derece normal bir durum. Yani Müslüman bundan gocunmayacak, şaşırmayacak. İmtihan olarak bundan karşılaşır Müslüman. İnşallah. İnşallah. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor.
Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna yaşlılığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. Allah'ın yarattığını ve öldürdüğünü ve bildikten sonra bir şey bilmeyecek, yani yaşlılık dönemini yaşattığını bildiriyor. Yaşlılık hakikaten insanların hafızasının zayıfladığı, böyle zihinsel fonksiyonların zayıfladığı bir dönem. Allah ona dikkat çekiyor inşallah yaşlı ermeyi. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna yaşlılığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. Allah'ın yarattığını ve öldürdüğünü ve bildikten sonra bir şey bilmeyecek, yani yaşlılık dönemini yaşattığını bildiriyor. Yaşlılık hakikaten insanların hafızasının zayıfladığı, böyle zihinsel fonksiyonların zayıfladığı bir dönem. Allah ona dikkat çekiyor inşallah yaşlı ermeyi. Hocam ben rica etsem Kehf suresini bana bir okur musun? Tabii. İnşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, Kur'an'ı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir. Dosdoğru bir kitaptır ki kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak ve salih amellerde bulunan müminlere müjde vermek için onu indirdi. Şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Bu müjdeler neler Oktar Hocam? İslam'ın dünya hakimiyeti müjdesi var. Hazreti Mehdi'nin çıkışı, Hazreti İslam'ın dünya, Kur'an'da Mehdi'den alenen bahsedilmez. Evet. İslam'ın dünya hakimiyetinden bahseder. Cennet müjdesi vardır. Müjdesi var, evet, inşallah. Ve dünyada Müslümanlara bolluk ve bereket vaat ediyor Cenab-ı Allah, evet, değil mi? İnşallah. Huzur ve güven vaat ediyor. Değil evet, mi? Evet. İnşallah. Ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a diyor. Kitapta hiçbir çarpıklık yoktur. Evet. Her şey mükemmel anlatılmıştır. Maşallah. Evet, devam edelim Mesut Hocam. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu Kur'an Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp korkutur. Bu konuda kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne kadar da büyük. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Hristiyanların bu teslis inancının ahir zamanda ortadan kalkacağına Kur'an ayetleri işaret ediyor. İnşallah. Evet. Şimdi onlar bu söze Kur'an'a inanmayacak olurlarsa sen onların peşi sıra esef ederek kendilerini kahredeceksin, öyle mi? Şüphesiz biz yeryüzünün üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık. Onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye. Evet, Kur'an'a inanmayan insanlara üzülüp esef etmek haram. Evet, Müslüman inşallah böyle bir şey yapmayacak. İnanmayabilir. İnanmayanı Allah yaratır, değil mi? İnşallah. İnşallah. Bak diyor, peşi sıra esef edip kendini kahredeceksin, öyle mi? Yani Allah burada bir tehdit de bulunuyor. Böyle bir şey yapamaz. İnşallah. Yeryüzü üzerindeki olan şeyleri bir süs kıldık diyor Cenab-ı Allah. Ne bunlar? Her şey. Her şey. Eşyalar, mallar, değil mi? Çocuklar süsler. Evet. Evet, devam edin. Biz gerçekten yeryüzü üzerinde onları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz. Sen yoksa Kehf ve Rahim ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki, Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır. Ne yapıyor bu gençler? Mağaraya sığınıyorlar. Evet. Allah'tan rahmet istiyorlar ve bir işleri var ve bunun kolaylaşmasını istiyorlar. İnşallah. Değil mi? Bu gençlerin ailesi yok mu? Var. Evet. Çevresi de var. İsteseler bunlar evlenip çoluk çocuğa karışabilir mi? Karışırlar. Evet. O topluma uyum sağlayabilirler mi? Sağlarlar. Evet. Ne yapıyorlar? Yapmıyorlar. Bir araya geliyorlar. Ve ailelerinden ayrılıyorlar, toplumdan da ayrılıyorlar. Mağara gibi zor hayat şartlarını kabul ediyorlar. Bak, mağara. Evet. Mağarada yaşamak en zor hayat şartlarından bir tanesidir. Evet. Bunu kabul ediyorlar. Bunu Allah Kur'an'da övüyor. Mümin ahlakı olarak göstertiyor. İnşallah. Müminlerin ehli keyif olmaması gerektiğine Kur'an işaret ediyor. İnşallah, evet. Gerekirse insan anasını babasını terk edebilir, toplumu da terk edebilir. Evet. Değil mi? Çıkarlarını terk edebilir, mesleğini terk edebilir. Bunların mesleği yok mu? Evet hocam. Mağarada adam doktorluk yapabilir mi? Yapamaz. Mühendislik yapabilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Mağaraya çekildiğine göre sadece Allah'a kendini teslim etmiş. İşte dünya hakimi olmak için gereken ahlak budur diyor Allah. Elhamdülillah. İnşallah. Mehdi ahlakı budur. Mehdiyet ahlakı budur diyor.
Bu ahlakla İslam dünyaya hakim olur diyor Allah. Bunu anlatıyor. İnşallah. Evet, devam edelim. Böylelikle mağarada yıllar yılı kulaklarına vurduk. Derin bir uyku verdik. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiklerini belirlemek için onları uyandırdık. Biz sana onların haberlerini bir gerçek olay olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerlerdi. Ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Onların kalpleri üzerinde sabrı ve kararlılığı raddetmiştik. Sabır ve kararlılık. Sabır neye karşı olur? Böyle çay kahve içip sohbet ederek sabır olur mu? Olmaz inşallah. Acıya, zora, ızdıraba, şahsi menfaatlerin elinden alınmasına, çıkarlarının elinden alınmasına. Evet, değil mi? İnşallah hocam. Bunlara sabır olur. Evet inşallah. Ve kararlılık, azim, net kararlılık. Yani bir hedef var, mutlaka bunu elde edinceye kadar kararlılık. Buna denir kararlılık diye. İnşallah. Evet, devam edelim. Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Eğer tersini söyleyecek olursak andolsun gerçeğin dışına çıkarız. Ahir zamanda Mehdi ve talebeler ne diyecekler? Kıyam edecekler. Evet. Kıyam inşallah. Ne demek? Ayaklanmak. İnşallah. Fikren, ilmen, ahlaken ayaklanacaklar. İnşallah. Değil mi? Ve diyecekler ki, diyor ki bak, ondan başkasını ilahlar edindiler. Şu an neydir? Darwinizmi ilah edindiler. Evet. Değil mi? Onlara bir açık delil getirmeleri gerekmez miydi diyor. Fosil getirin diyoruz, getiremiyorlar. Getiremiyorlar. Proteinlerin tesadüfen olabileceğine dair delil getirin diyoruz, getiremiyorlar. Kesinlikle. Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup, Darwinistler demek ki Allah'a karşı yalan uyduruyorlar değil evet. mi? İftira edenden daha zalim kimdir diyor Allah. Evet. Zulüm yapıyorlar diyor Allah. İnşallah. Evet, devam edelim Esra hocam. Bunlar bizim kavmimiz. Ondan başkasını ilahlar edindiler. Onlara apacık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira edenden daha zalim kimdir? İçlerinden biri demişti ki, madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından korkup ayrıldınız, o halde dağlara çekilip mağaralara sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Hı. Demek ki Müslümanlar böyle kokoş karakterli olmayacak. İnşallah. Delikanlı karakterli olacaklar. Gerekirse hayatın her yönüne, bak canından bir kere canını vermeye kabul edecek. Malını vermeyi kabul edecek. Sakatlanmayı kabul edecek. İnşallah. Hapsi kabul edilecek. Efendim, iftirayı ve hakareti kabul edecek. Evet. Her türlü zorluğu kabul edecek. Canı tatlı Müslümanlar yüzünden, Müslümanların canı yanıyor. Ve İslam o yüzden hakim olmuyor. İnşallah. Kur'an buna işaret ediyor. Bak, Allah onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız. Müslüman ne yapıyor? Ben Darwinizme karşıyım diyor. Ailesi baskı mı yapıyor? Sizden de ayrılıyorum diyor. Evet. Kopup ayrılıyor. Değil mi? O halde mağaraya sığının. Yani en zor hayat şartının oluştuğu yere sığının diyor. Mağara. Evet. Yani mağarada hiçbir lüksü yoktur. Evet. Yani Müslüman gerekirse her türlü lüksten de kendini tecerrüt etmeyi bilecek. İnşallah. Evet, devam edelim. Hı hı. Onlara baktığında görürsün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser geçerdi. Ve onlar da onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Bu Allah'ın ayetlerindedir. Allah kime hidayet verirse işte hidayet bulan odur. Kimi saptırırsa onun için asla doğru yolu gösterici bir veli bulamazsın. Hidayet verilen Mehdi'dir. Evet. Saptıran Deccal'dir. İki düşünceyi Allah burada vurguluyor. Hı. Saptırıcı. Yani adı üstünde Deccal. Evet. Hidayet verilen de Mehdiyettir. Yani Kur'an buna da işaret ediyor. Burada bir binadan bahsediliyor. Bunun anlatımının Mehdiyetle bağlantılı olduğunu zannediyorum. Hı. Ve bunu zaman gösterecek. İnşallah. Yani buradaki binayı anlayacağız. Bakın diyor ki sağ yandan yönelen güneşin, battığında sol yandan kesen geçen ve geniş boşluğunda toplandıkları bu gençlerin bir yer var. Kur'an bunu boş yere anlatmaz. İnşallah. Yani herhangi bir amacı olmadan bir konu anlatılmaz Kur'an'da. Mutlaka bir
bir olay vardır. İnşallah. Yani çünkü detay veriliyorsa Kur'an detayı boş yere vermez. Evet. 18. ayet devam edelim. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar derin bir uykuda uyumuşlardı. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan içini korku kaplardı. Şimdi Mehdi ve talebelerini insanlar görünce ne yapacaklar biliyor musunuz? Geri dönüp onlardan kaçmaya çalışacaklar. Kur'an buna işaret ediyor. Onları görünce içleri korku kaplayacak. Bunu Kur'an durduk yere herhangi bir, yani boş yere anlatmaz. İnşallah hocam. Ashab-ı Kehf'ten nasıl insanlar korkup kaçarsa, ki peygambere diyor bak burada, onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın, onların içini korku kaplardı. Bu Mehdi talebelerinin bir özelliğidir. İnsanlar onlardan korkacaktır. Kaçacaktır, o yüzden sayılar az olacaktır. 313 kişi olmaların sebebi budur. Anormal bilinecektir, garip bilinecektir, tehlikeli bilineceklerdir. Yanlış yolda bilinecektir. İnşallah evet. Yani o devrin üleması da onların anormal olduğunu söyleyecek. Hatta peygamberimizin hadislerini Cübbeli de anlatıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de anlatıyor. Evet. Değil mi? Evet. Ülema ne diyor? Bu adam bizim dinimizi değiştirdi diyor. Yani dini zorlaştırmıyor Mehdi. Dini kolaylaştırıyor. Kolaylaştırdığı için sapık zannediyorlar. Tahfif ediyor. Yani dine konmuş fazlalıkları kaldırıyor. İnşallah. İlaveleri kaldırıyor. İlaveleri kaldırdığı için sapık ve anormal diyorlar. Evet. Yani Mehdi ilave yapmış olsa sapık anormal demezler. Bakın bu çok önemlidir. Mehdi mesela mevcut ilavelere yeni ilaveler yapmış olsa takva olduğunu düşünür ulema. Evet. Kendini ezik hisseder. Tahfif ettiği için Kur'an'ın aslına döndürdüğü için, sünnetin aslına döndürdüğü için anormal görüyorlar. İnşallah hocam. Bidatleri kaldırdığı için. Bak bidat, ilave, ek olanları kaldırdığı için. Yani sorun budur. İnşallah. Bidat kaldırdığı için öfkeleneceklerdir. Ama diyor bu bidat değil diyor. Halbuki o da bidat. Mesela Mehdi'ni kaldırırken bidat olmadığını iddia edecek ulema. Olur mu diyecek? Bu peygamberin sözü diyecek ya. Sen nereden çıkarıyorsun diyecekler. Evet. İnşallah. Kavganın nedeni budur. Mehdi'ye karşı düşmanlığın nedeni budur. Evet devam edelim. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün veya bir günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Dediler ki ne kadar kaldığımızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birbirinizi bu paranızda şehre gönderin de hangi yiyecek temizse baksın. Size onlardan bir rızık getirsin. Ancak oldukça nazik davransın ve sakın kimseye sezdirmesin. Şimdi Mehdi talebelerinin yöntemi anlatılıyor bakın. Bir kere temiz yiyecekler. Fakat nezaketliler fakat kimseye kendilerini sezdirmemek için özen gösteriyorlar. Çünkü yakalarsalar feci şekilde ezerler Mehdi talebelerini. Küfür, masonluk, iddiaden ergenekon örgütü, it kopuk takımı, yobazların gözü dönmüşle olanları değil mi? Evet. Inşallah. Hepsi Mehdi'yi hedefleyecektir. Bunu Resulullah söylüyor. Evet. Onun için kendilerini sezdirmemek için özen göstertecekler. İnşallah. Evet devam edin. Çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Bak taşa tutarlar değil mi? Yobaz azgınları mesela değil mi? Taşlayarak adam öldürür yobazlar. Evet. Meşhurdur. Evet. Değil mi? Urun der mesela. Haydi böyle kütüklerini odunlarını yani feci şekilde öldürürler sizi diyor. Veyahut dinlerine geri çevirirler. Kendi aynı abuk subuk kafalarına, evet. Kendi o manyak düşüncelerine sizi geri çevirirler diyorlar. Evet. Yani o ölmüş, kokuşmuş, çökmüş, çürümüş sisteme sizi geri sokmaya çalışırlar. Başka da kurtuluş bulamazsınız diyor. Mehdi'nin de karşılaşacağı olay budur. Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Evet devam edelim. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için şehir halkına ve sonraki insanlara onları buldurmuş olduk. Bakın böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu, Allah bir şey vaat etti mi yapar. Mehdi çıkacak dedi mi çıkar, İsa inecek dedi mi iner, kıyamet kopacak dedi mi kopar. İnşallah. Kur'an buna işaret ediyor ve diyor ki kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için.
kıyametten bahsedildiğine göre ahir zamanla ilgili olay. İnşallah. Nerede kıyametten bahsediyorsa ahir zamandan bahsediyor demektir. Evet, inşallah. Dolayısıyla Mehdiyet'le kıyametin iç içe olduğunu, Ashab-ı Kehf'in de Mehdiyet'le bağlantısını böylece anlamış oluyoruz. İnşallah. Evet. Onları görenler kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Bir kısmı dedi ki, onların üstüne bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir. Onların içine galip gelen sözleri geçenler ise üstlerine mutlaka bir mescit yapmalıyız dediler. Demek ki Mehdi talebelerin binaları da olacak fakat evleri de mescit olacak. İnşallah. Allah yolunda evlerini mescit gibi kullanacaklar. Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Evet. Sonra gelen nesiller diyecekler ki üçtüler, onların dördüncüsü köpekleridir. Ve beştiler, onların altıncısı köpekleridir diyecekler. Bu bilinmeyene gayba taş atmaktır. Yediler, onların sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları pek az insan dışında kimse bilemez. Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve haklarında bulunanlardan başka hiç kimseye bir şey sorma. 22. ayet. 2, 2. İnşallah. 2012, 2120. İnşallah. Tekrarlayan ikiler Kur'an'da çok hayatidir. Evet. Kıyametin tarihi de ikiden kilitlenmiştir. Evet. 2, 2. Üçtürler, dördüncüsü köpekleridir. 3 ve 4, 34. Neyi aklına getiriyor? İstanbul. İstanbul'un kodunu veriyor değil mi? İnşallah. 5, ve altıncısı köpekleridir. 56 ne aklına getiriyor? Risale-i Nur serbest bırakıldı 1956 yılı. Ve münafıkhane ceryanın diyor bitişinin başladığı tarih diyor. Evet. 56, 1956. 1956. Köpekleridir. 5 7'dirler, 8.'si köpekleridir. 78 ne aklına getiriyor? Mehdi'nin çıkış zamanı. Hicri 1400. Evet. Evet. Burada köpeklerden bahsediyor. Demek ki Mehdi'nin bulunduğu yerde koruma için köpek kullanılacak. İnşallah, evet. Bol miktarda köpek. Ashab-ı Kehf nasılsa onlarda da olacak. Burada 3 kere köpekten bahsedilmiş. İnşallah. 3 köpekten bahsediliyor. Evet. Ve köpek de demek ki tatlı hayvanlar, güzel hayvanlar, nalet hayvanlar değil. Evet. Bir kısım cahil cühelanın söylediği gibi böyle iğrenç mahluklar değil. Değil inşallah. Allah övüyor onları. Evet. Ashab-ı Kehf'i koruyan varlıklar olarak övüyor. Nasıl örümcek güzel görülüyorsa, güvercin nasıl görülüyor? Demek ki köpek de hoş bir hayvan. Evet inşallah. Buna dikkat çekiliyor değil mi? Ha? Bak onları pek az dışında kimse bilemez. Mehdi talebelerinde pek az insanın dışında kimse bilemeyecek. Kur'an buna işaret ediyor. Öyle ise onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve hakla mesela biz de Mehdi konusunda açık açık bilgi ver ama bir tartışma da var insanlar arasında Mehdi konusunda. Evet. Ve haklarında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Yani Mehdi ve talebelerini ele vermeye yönelik bir soru veya soruşturma yapılmaması gerekiyor. İnşallah. Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Evet devam edelim. Hiçbir şey hakkında bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Şimdi Mehdi talebeleri ne diyecekler demek ki? Sürekli inşallah. Demek ki inşallah maşallah çok kullanılanlar dünyaya hakim olacaklar. İnşallah. Mehdiyetin şifresidir inşallah. Mehdi talebelerinin dilinde ve Mehdi'de sürekli inşallah olacaktır. İnşallah. Yazılarında, sözlerinde kilit kelimedir. İnşallah. Dünya hakimiyetin kilididir maşallah ve inşallah. İnşallah. Bunu söyleyenler dünyaya hakim olacak. Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Ancak Allah dilerse de unuttuğun zaman Rabbini zikret. Demek ki ahir zamanda unutkanlık artacak. Bunu nereden biliyoruz? Hadislerden biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Said Nursi'nin izahlarından biliyoruz. İnşallah. Rivayet ediyor ki ahir zaman unutkanlık artacak diyor. Değil mi? Evet. Hafızlarının göğsünden diyor Kur'an alınıyor diyor. Rivayetlerde belirtiyor. Unutkanlık. Buna işaret ediyor. Aman bak çözüm olarak diyor ki Rabbini zikret. Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Yani Ashab-ı Kehf'in beklediği süreden
daha kısa sürede bir hakimiyet ver ya Rabbi bana diyor peygamber. Evet. Demek ki dünya hakimiyetinde hakimiyette bekleme arzusu olmayacak. 309 sene var burada. Bak Resulullah diyor ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip ilet. Daha çabuk olsun diye hemen olsun. Biz nasıl isteyeceğiz? 500 yıl sonra mı isteyeceğiz İslam'ın dünya hakimiyetini? Tabii Cübbeli gibi. İnşallah. Hemen diyeceğiz. İnşallah hocam. Kur'an buna işaret ediyor. Bak Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip ilettir diyor. Allah'a dua ediyor. İnşallah. En kısa zamanda İslam'ın hakim olması istemek gerekiyor. Buyurun devam edelim. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar 300 yıl kaldılar ve 9 yıl daha kattılar. İslam'ın gerilemesi ve hakimiyetinin tamamı 300 yıl alıyor toplam. Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Gerilemesi ve hakimiyet devresi ve kıyamet. Hepsi bu 300 yılın içinde olacak inşallah. İnşallah. Ayrıca 309 da Mehdi ve talebelerinin sayısına da işaret ediyor. 309 sayısı. İnşallah. Kur'an buna işaret ediyor. Ayrıca. Evet. De ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. O ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir. Onun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimse ortak kılmaz. Sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku. Onun sözlerini değiştirici yoktur ve onun dışında kesin olarak sığınacak makam bulamazsın. Bakın diyor ki, bak sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku, Kur'an oku. Demek ki Kur'an'la mücadele verecek Mehdi. Evet inşallah. Kur'an'a sahip çıkacak. Onun sözlerini değiştirici yoktur. Hiçbir yobaz, hiçbir akılsız Kur'an'ın hükmünü değiştiremeyecek. İnşallah. Ve Mehdi de söke söke Kur'an'ı dünyaya hakim edecek. Evet, evet. Buna dikkat çekiliyor burada. Evet. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz kendi istek ve tutkularına, hevasına uyan ve işinde aşırılığa gidenlere itaat etme. Bak sabah akşam Rabbinin rızasını isteyerek Rabbine dua edenlerle birlikte sabret. Demek ki sabah kalkıyor müminlerle. Akşam yatıyor müminlerle, sabah kalkıyor müminlerle, akşam yatıyor müminlerle. Gece gündüz Müslümanlarla birlikte Kur'an buna işaret ediyor. Bu Mehdi talebenin özelliğidir. İnşallah. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek, işte evlenerek, işine gücüne bakarak, ev bar sahibi olarak, işte bilmem yurt yaşında ihtisas yapacağım diyerek. Kariyer. Kariyer yapacağım, ondan sonra çocuk bir tanesi bir tane daha yapacak, bir tanesi bir tane daha yapacak. Veyahut zenginleşecek, yazlıklar, kışlıklar alacak. Bak dünyanın diyor bak, dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Mehdi ve talebelerinden ayrılmayın. Hak'tan ayrılmayın. Hak cemaatte, Müslüman cemaatinden ayrılmayın. Eğer biz Kur'an'ı savunuyorsak Kur'an bunu söylüyor. Evet, inşallah. Hocam. O yüzden dünya İslam hakim olmadı. Mehdiyet bunu delen güçtür işte. Maşallah. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına uyan ve işinde aşırı gidene itaat etme. Adam dini sırf çıkar için yaşıyor. Evlenebilmek için. Evet. Mesela adam kapalı kadın alıyor. İşte başkasının belki ilişkiye girmedi sağlam olsun değil. O da dindar adam arıyor ki o da başkasına gitmeyen adam olsun. Ama orada cinsellik kökenli. Yani dindar adamdan kastı. Evet. Bu adam diyor başkalarına gitmesin ki kıskanç. Kıskançlığını neyle durdurabilir? Dindar bir adamla durdurabilir. Evet, inşallah. Öbür yönü onu ilgilendiriyor mu? Hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. O da, o kadın da neyi arıyor? İşte bu diyor oraya buraya gitmez, bana sadık olur. Sadece bu. Evet hocam, inşallah. Kendi istek ve tutkularına uyan ve işinde aşırı gidenin itaat etme. Mesela Kur'an'ın hükmünü değiştiriyor. Yepyeni ilaveler yapıyor. İşinde aşırılığa gidiyor. Aşırılık yani olmayan şeyleri ilave koyuyor. Buyurun devam edin. Ve de ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer yardım isterlerse katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup yakan bir su ile yardım edilirler. Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir. Katı bir sıvı yani böyle artık erimiş demir gibi. Yani İnşallah. İçini, ciğerini yakan bir sıvı. Evet. Allah ona tehdit ediyor. Bak artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu da fikir özgürlüğü. Mehdiyetin temel yapısıdır.
Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Evet. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Kur'an ayet var biliyorsunuz. Evet. Ve dinde zorlama yoktur diyor Allah. Baskı yok inşallah. Cübbeli diyor ya, Müslümanla girerken diyor alttan kesiliyor diyor. Girerken çıkarken de üstten kesiliyor, boynu kesilir. Evet. Bu işte bir uydurmadır. Evet. Yani İnşallah. Adam şimdi Müslüman. Ben diyor imanımı kaybettim diyor. Allah vermesin. E tamam, Allah affetsin. Yardım edilir bu insan. Niye boynunu keselim adamın? Evet. Ya şu akıl mı? Adamın boynu diyecek ki sen Müslümanlık çıktın mı? Ha, gel seni bir keselim. Boynunu keseceğiz. Adam diyecek ki ha yok pardon özür dilerim diyecek. Ben çıkmadım tabii diyecek. Ne olacak? Münafık olacak. Evet. Kafirden kıyaslanamayacak derecede aşağılık bir mahluka dönüşecek. Evet. Ya kardeşim adam dürüstçe söylüyor, kafirim diyor. Kafir git tebliğ yap anlatırsın. Adam bir riski yok. Her şeyi evet. anlatabilirsin. Ama münafık yılan gibi süper tehlikeli bir şey. Şeytan gibi görünmeyen bir mahluk. Niye adamı münafıklığa sokuyorsun? Dürüstçe söylesin kafir olduğunda yardımcı olalım adama. Evet. Inşallah. Niye münafık yapıyorsun? İşte bu sistemi uyguladılar Osmanlı içerisinde. Yüz binlerce münafık oluştu ve Osmanlı'yı yerle bir ettiler. Evet. Evet. Dağ taş münafık kaynadı. Evet hocam. Evet. Halbuki serbest bıraksa kafir adamla konuşursun, ikna edersin. İnsan da ona göre tedbirini alır. Evet. Evet, buyurun devam edelim. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar ise biz gerçekten en güzel davranışta bulunanın ecrini kayba uğratmayız. Bu Mehdi'ye teşhir eden bir ayet. İnşallah. Evet. Onlar altından ırmaklar akan adın cenneti onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup dayanırlar. Bu ne güzel sevap ve ne güzel bir destektir. Burada Allah müminlerin evlerinin de nasıl olmasına işaret ediyor. Adnan cennetleri onlarıdır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hanımlar mesela evinde helaline istediği gibi süslenir. Hafif ipekten mesela elbiseler giyer. Ve atlastan yeşil elbiseye giyerler. Yeşillik, dünyayı da Allah yemyeşil yarattım diyor. Evet. Cennet de yeşildir. İnşallah. 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 Tahtlar, yerde oturmuyor. Tahtta oturuyor Müslümanlar. Evet. Elhamdülillah. Değil mi? Hazreti evet. Yusuf tahta annesini babasını getirip oturtuyor. Evet. Ne demektir? Tevazu ediyor ve de diyor ki mesela tahta yaşlı bir insanı getirip oturtmak, bir büyüğünü oturtmak İltifattır, gönül almadır. Bir adab, bir ahlak göstertilmiş oluyor. Mehdi'nin de yapacağı bir ahlak anlatılmış oluyor. Maşallah. İnşallah. Evet, devam edin. Onlara iki adamın örneğini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verdik. Ve ikisini hurmalarla donattık. İkisinin arasında da ekinler bitirmiştik. İki bağda yemişleri vermiş. Ondan verim bakımından hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak fışkırtmıştık. İkisinden birinin başka ürün veren yerleri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşlarına dedi ki, ben mal bakımından senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da daha güçlüyüm. Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve bunun sonsuza kadar kuruyacağı yok, kuruyup yok olacağını sanmıyorum dedi. Mesela şimdi de insanlar ne yapıyorlar? İşte 9 tane çocuğum var, şu kadar da gelinim var, şu kadar torunum var, ondan övünüyor. Zenginiz diyor, mal, mülk, zibil gibi diyor, ticaret de yapıyoruz, evet. özel işleri de kurduk diyor. Sanki dünyaya bunun için gönderilmiş gibi. Hedefi bu oluyor. Kur'an bu ahlakı kınıyor, bunu anlatıyor. Biz 39. ayetten devam edelim. Bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan. Bakın demin ne dedik? Mehdiyetin iki anahtarı. Evet. İnşallah ve maşallah. Ne diyor? Cenab-ı Allah bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? İnşallah evet. İşte dünya hakimiyetin anahtarı. Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az göçte görüyorsan, Mehdi ve talebelerinden ne mal olacak ne çocuk olacak. İnşallah, evet. Kur'an buna işaret ediyor. Evet. İnşallah, aynı zamanda. Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir, üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir. Bu da erozyona dikkat çekiliyor Kur'an'da. Yani aynı zamandaki o ekonomik krize de dikkat çekilmiş oluyor. Ve
kıtlığa da dikkat çekilmiş oluyor. Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Burada da artezyen su kaynaklarından Kur'an dikkat çekiyor. Suyun altta birikmesine. Evet. Inşallah. Değil mi? Evet. İnşallah. İnşallah. Evet. Derken onun ürünleri afetlerle kuşatılıverdi. Artık o uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle ovuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydı. 46. ayetin devam edelim. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür. Sürekli olan salih davranışlar ise Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Umut etmek bakımından da daha hayırlıdır. Demek ki böyle üreme içgüdüsüyle hareket etmeyi Allah makbul görmüyor. Evet hocam, inşallah. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür diyor. Bunu hedef haline getirmeyin diyor Allah. Evet. Mal edinmek, üremek, değil mi? Evet hocam. Çünkü hayvanlar da ürüyorlar. Evet. Bunu hedef etmeyeceğiz inşallah. 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 Evet. Biraz atlayarak devam edelim. 65. ayetten devam edelim. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Bu da yine aynı şekilde Hızır'a bakan bir ayet, Hızır anlatan fakat Mehdi'ye de işaret eden bir ayet. İnşallah. Bak kendisine bir rahmet verdiğimiz, Mehdi'ye özel rahmet verilmiştir. Ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz, özel bir vehbi ilim vardır Mehdi'de. Buna işaret var. Ki zaten Ebced'i de 2009'u veriyor. Maşallah. Ben bu ayetin toplamının Ebced'i 2009 tarihini veriyorum. Maşallah. Tabii. Hızır'la Hazreti Musa'nın karşılaşması anlatılıyor. Söylüyor, onun sabırlı olamayacağını söylüyor. Fakat Hazreti Musa olsun ben sabırlı olurum diyor. Halbuki İnşallah. Olamıyor. İnşallah. Nihayet, devam, 77. ayetten devam edelim. Yine böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen ona inşa ettiler. Musa dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Hızır Aleyhisselam duvarcı ustası aynı zamanda. Evet inşallah. Bu ne demektir biliyor musunuz? Mehdi masonlara da hakim olacak. İnşallah. Buna işaret ediyor. Maşallah. Yani hepsinin başına geçecek ve hepsini idare edecek. Çünkü onlar Adonai'yi bekliyorlar, masonlar. Yüzyıllardan beri başlarına, evet. Yani dünya, ya onlar Mehdi'ye Adonai diyorlar, Adon, ya evet. Adonai. Onun kaybolduğuna inanıyorlar, sonradan yeniden dirileceğine inanıyorlar. Geleceğine, dünyaya geleceğine. Yani aslında bu efsane olarak anlatıyorlar ama işin doğrusu bir dünya hakimiyetinden bahsediyorlar. Bunun da Adon kanalıyla olacağına inanıyorlar. Evet. Ve yüzyıllardan beri masonlar beklerdir Adonai'yi, Adon'u. Evet. İnşallah. Hızır Aleyhisselam'ın da onlara hakim olduğunu burada görüyoruz. İnşallah. Yani buna bir işaret var. 79. ayette de gemi denizde çalışan yoksullara onu kusurlu yapmak istedim. 79'da bir gemi var, kusurlu olan bir gemi, kusurlu hale gelen, evet. Parçalanan bir gemi var. Var mı böyle bir şey, aklına geliyor mu? Independence tankeri patlamıştı hocam 1979 yılında İstanbul'un önlerinde. Değil mi? Evet. Maşallah. Mehdi'nin çıkış alametlerinden. Evet. Büyük bir duman ve büyük bir ateş. İlerlerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı diyor. Zorba sisteme dikkat evet. çekiyor değil evet. mi? Evet, inşallah hocam. Yani kral kafalı zorba sistem. Nerede var bu? İddia eden Ergenekonur gözünde evet. var. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait iki altında bir define vardı. İki öksüz çocuk. Daha önce de söylemiştik. Biri Mehdi, biri Hazreti İsa Aleyhisselam. İkisi de öksüzdür. Onlara bakıyor. Defineler Mehdi zamanında çıkacak defineler hadislerde belirtilmiştir. İnşallah. Babaları salih biriydi. Her ikisi de Hazreti İbrahim soyundandır. Hazreti İbrahim'dir babaları. Ona bakıyor. İnşallah. Rabbin diledi ki onlar ergenlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar.
ileriki yıllarda ergenlik çağı oluşmuş olacak. İnşallah. Yani mesela Mehdi 40 yaşında, Hazreti İsa 33 yaşında yeryüzüne gönderiliyor inşallah. İnşallah. Mehdi'nin çıkışı da 30'da 40 yaş arasındadır. Faaliyete başlama tarihi. İnşallah. Ben biraz atlara koşayım ki hızlı olsun diye. Estağfurullah. Çünkü vaktimiz dar. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik. 84. ayet. Ve ona her şeyden bir yol verdik. Sebep verdik. 2017 Ebced'i. Maşallah. Mehdi'ye bakıyor yine. Evet. Gerçekten bak biz ona yeryüzünde, bütün yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik. Bu Mehdi'den başka yok mu zaten? Evet. Melekler. Bir Zülkarneyn'de var, bir Süleyman'da var, bir de Mehdi'de var. Evet. Ve ona her şeyden bir yol, sebep verdik. Sonra Meryem Suresi ince. Meryem Suresi'nde çok fazla sırlar var. İnşallah hocam. Tabi bir de anlatamadıklarımız var. Bunlar anlatabildiklerimiz. Zaman gelecek, anlatamadıklarımızı anlatacağız. İnşallah hocam. İnşallah. Anlatamadıklarımız, anlattıklarımız yanında 10 misli olabilir. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Yani çaka çaka sır dolu. Maşallah. Mesela Kur'an'da isimler var. Açık aleni isimler var. Aleni mevkiler var. Evet. Aleni olaylar var anlatılan. İnşallah. Ama şu an anlatamayız. Vakti gelince anlatacağız. İnşallah. İnşallah. Bakın ta 2067'lere kadar İslam'ın 2067'lerde de İslam'ın en güçlü dönemleri olacağını Kur'an'dan anlıyoruz. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Allah'ın verdiği kitabı kuvvetle tut. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Mesela 2067 Ebced'i. Maşallah. İnşallah. Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik verdik. O çok takva sahibi biriydi. Demek ki ahir zamanda en büyük eksiklik ne olacak? Sevgi duyarlılığı ve temizlik. Evet. Kalp ve beden temizliği. Bakıyoruz, sevgi dünyadan gitmiş. Evet. Kalp temizliği gitmiş. Beden temizliği de gitmiş. Çevre temizliği de gitmiş. Kur'an buna işaret ediyor. Mehdi'de muazzam bir sevgi duyarlılığı olacak. Kur'an buna işaret ediyor. Ve muazzam bir temizlik anlayışı olacak. İnşallah. İnşallah. Yani. Ve o çok takva sahibi biriydi diyor Yahya için. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın yardımcısıydı Yahya. Evet. Mesela sevgi duyarlı daha yeni Diyanet İşleri Başkanlığı en büyük sorun diyor sevgi eksikliğidir diyor, değil evet mi? Hocam. Göstert onu daha yeni söyledi. Ve ben yeni uyardım topluma ben bunu açıkladım. Hemen onun akabinde birkaç gün sonra da Diyanet İşleri Başkanı açıklama yaptı. Evet. Esra hocam nasıl buluyorsun anlattıklarımı? Çok güzel, çok keyifli hocam. Değil Allah mi? Razı olsun. Evet, evet. İnşallah. Evet. Ne diyor? Bardakoğlu. Sorunların nedenlerinden biri sevgisizlik. Sevgisizlik. Doğru söylüyor. Tam dediğinizi söylemiş maşallah. İnşallah. Evet, hep söylediğiniz. Evet. 22. ayetinde, 22. ayette böylelikle ona gebe kaldı sonra onunla ıssız bir yere çekildi. 2-2, 22. İnşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili. İnşallah. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Mesela gebe kalıyor. Keşke bundan önce ölseydim ve hafızadan silinip unutulsaydım. Bu bir zelledir tabii. Yaptı, yani bu makbul bir konuşma değil. Söyledi yani. Bunu Allah onun bir zellesi olarak Hazreti Meryem'in bir zellesi olarak belirtiyor. Evet inşallah. Canım. Yani hatalı bir üsluptur bu. Müslüman tabi Allah'a tam tevekkül edecek. Allah'tan gelen her şeye razı olacak. Bunu müminler örnek alıp daha dikkatli olması için Kur'an buna işaret etmiş. İnşallah hocam. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Çünkü haram. Evet. Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Yani zaten bulundukları yerde bir mevki belirtiliyor ve burada da bir su var. Bulunduğu yerde bir su var. İnşallah. İnşallah. Ve hurma var. Hurma ağacı var. İnşallah. Meyve veren bir ağaç var. Ağaçlar var. Evet. Kendine doğru salla.
hareket edin. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dalı dökülüversin diyor. Tabii suda doğuma da işaret var. Doğumda kadınların bir yere tutunup doğum yapmasının önemine dikkat çekiliyor. Evet. Buna da dikkat çekilmiş. Ki modern tıbbın yeni uygulamaları bunda biliyorsunuz. Evet. Evet. Senden önce hiçbir beşer ölümsüzlüğü vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? Enbiya suresi 34. Allah birçok ayette ölümü vurguluyor asıl düşünülmesi gereken konu olarak inşallah. Senden önce hiçbir beşer ölümsüzlüğü vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? Enbiya suresi 34. Allah birçok ayette ölümü vurguluyor asıl düşünülmesi gereken konu olarak inşallah. Her insan ölümü tadacaktır diye buyuruyor Allah inşallah Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümün tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35 hocam inşallah. Herkesin mutlaka öleceğini bildiriyor Allah. Hayırla da ve şerle de şer olarak görünen her şeyle Allah'ın imtihan dilediği gibi imtihan ettiğini bildiriyor inşallah. Sonra bunun ardından siz gerçekten ölecek olanlarsınız. Müminin suresi çok kısa bir dünya hayatı mutlaka ölüme sonlanacak. Evet. Gerçek şu ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zümer suresi 30. Yani hiçbir insanın ölmeyecekmiş gibi yaşamaması gerekiyor. Ölüm çok yakın. Asıl düşünülmesi gereken bir konu olmuş oluyor inşallah. Maşallah. Maşallah. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla biz onların hayırlarına koşuyoruz veya yardım ediyoruz. Hayır, onlar şuurunda değiller. Mümin suresi 55-56. Yani? Çok mal ve çok zenginliğin samimiyet, iman için bir ölçü olmadığını Allah. Hatta onların azgınlığını arttırabileceğini söylüyor Allah bu şekilde ayette inşallah. Allah kullarından dilediğine rızkı yayıp genişletir ve kısar da. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Ankebut suresi 62. Allah dilerse zenginlik verir, dilerse fakirlik verir. Evet. Bunu bildiriyor Allah inşallah. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenleri gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Sebe suresi 34. Allah'ın sünnetinde nereye uyarıcı gönderilen her yerde refahtan şımarıp azan bir kesimin olduğunu ve bunların karşı çıktığını özellikle uyarıcıya bildiriyor Allah ayetinde. Maşallah. Maşallah. Ve biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız. Ve biz azabı uğratılacak da değiliz demişlerdir. Sebe suresi 35. Zenginliğin ve malın bir sahte bir güven oluşturduğunu, bununla azaba uğratılmayacaklarını düşündüklerini söylüyor Allah. Ama yanılgı içinde. Ömür sürenin ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Fatır suresi 11. Ömür sürenin ömür verilmesi. Mesela siz daha bilirsiniz hocam, siz anlatmıştınız daha önce. Bazı insanlar işte kanseri, bazen haberler oluyor. Kanseri yendi, hastalığını yendi gibi. Kesinlikle böyle değil. Allah ömür sürenin ömür verilmesi veya onun ömründen kısaltılması, öleceği zaman hepsinin Allah'ın kaderinde yarattığı bir gerçek olduğu bildiriliyor inşallah. Gerçek şu ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zümer suresi 30. Yani hiçbir insanın ölmeyecekmiş gibi yaşamaması gerekiyor. Ölüm çok yakın. Asıl düşünülmesi gereken bir konu olmuş oluyor inşallah. Maşallah. Maşallah. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla biz onların hayırlarına koşuyoruz veya yardım ediyoruz. Hayır, onlar şuurunda değiller. Mümin suresi 55-56. Yani? Çok mal ve çok zenginliğin samimiyet, iman için bir ölçü olmadığını Allah. Hatta onların azgınlığını arttırabileceğini söylüyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer Allah kulları için rızkı sınırsızca geniş tutup yaysaydı gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak o dilediği miktar ile indirir. Çünkü o kullarından haberi olandır, görendir. Şura suresi 27. Ne anladın bu ayetten? Hocam Allah eğer zenginliği sınırsızca verseydi insanların bundan azacağını bildiriyor Allah. Yani bir azgınlık sebebi olabileceğini bu şekilde. Zenginliği. Onun için dengeli verdiğini söylüyor, evet, değil mi? Cenab-ı İnşallah. Allah. Evet, rızkı dengeli olarak görüyor. Evet. İşte böyle. Senden önce de herhangi bir memlekete bir elçi göndermiş olmayalım. Mutlaka onun refah içinde şımarıp azan önde gelenleri şöyle demişlerdir. Gerçekten biz atalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk. Ve doğrusu biz onların izlerine, eserlerine uymuş kimseleriz. Zuhruf suresi 23. Ne anladım burada? Ayette. Yine Allah'ın bir toplumun refah içinde şımarıp azan önde gelenlerinin gelen elçiye ve hak dine karşı eskiden kalma hurafelerle ve o toplum içinde geçerli olan sahte dinle karşı çıktıklarını bildiriyor Allah. Evet maşallah. Yaşatan maşallah. Ve öldüren Allah'tır. Doğrusu öldüren ve dirilten O'dur. Necm suresi 44.
Yaşatan, yaratan, hayatın bütün aşamalarını belirleyen ve ölümü de yaratan Allah'tır. İnşallah. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Kimin daha iyi amelde bulunacağını, kimin samimi olup olduğunu ortaya koymak için Allah ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ama buradaki denemekte tabii Allah'ın bilmediği bir şey değil. Allah biliyor ama Allah bize gösteriyor hayatımızda inşallah. Evet. Şimdi bu hadislerden oku. İnşallah hocam. Evet. O zaman kabul etmiş oluyor zaten neticeyi inşallah. İnşallah hocam. Bak Allah bir şehri örnek verdi diyor Nahl suresinde. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Hepsini halletmişler. Evlenmiş, yemiş, içmiş, her şey almış. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Kur'an hükümlerini uygulamıyor. Allah'ın dediği o çileye, o zorluğa girmiyor. Böylece Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ekonomik kriz çıkartacağım diyor Allah. Savaş çıkaracağım ve belanızı vereceğim diyor Allah. İnşallah. Andolsun onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti. Kendi memleketlerinden, kendi içlerinden bir tebliğci gelmişti. Fakat onu yalanladılar, dinlemediler diyor Allah. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı diyor Allah. Ebced'i 2007. Maşallah. Bak diyor Cenab-ı Allah İsra suresi 16'da. Bir ülkeyi şeytan Allah'a sanırım helak etmek istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine emrederiz. Böyle halk arasında işte bunların çeşitli isimleri vardır. Böylelikle onda bozgunculuk çıkarırlar. Bak, varlık ve güç sahibi önde gelenleri. Bozgunculuk çıkarırlar diyor. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor. İnşallah. Belalarını veririz diyor. Evet. İnşallah. İşte bunlar da bak, varlık ve güç sahibi. Habire mal toplama peşinde. Habire üreme, habire çoğalma. Bütün dikkatini buna vermiş. Fakat sonunda bunlar bu hırsla, dünya hırsıyla bir sürü bozgunculuk çıkarıyor. Rahat durmuyorlar. Ve Allah intikam alıyorum diyor. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir elçi gönderinceye kadar hiçbir topluluğa azap edecek değiliz. Yani Allah soruyor, ben Mehdi'mi gönderdim mi diyor size. Tebliğ yapıldı mı? Yapıldı diyorlar. İnşallah. Anlamadığınız bir husus kaldı mı? Kalmadı diyor. Hepsini anlattı. Niye yapmadınız diyor Cenab-ı Allah? Yapmadık diyor. Evet. O zaman kabul etmiş oluyor zaten neticeyi inşallah. İnşallah hocam. Bak diyor Cenab-ı Allah İsra suresi 16'da. Bir ülkeyi şeytan Allah'a sanırım helak etmek istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine emrederiz. Böyle halk arasında İşte bunların çeşitli isimleri vardır. Böylelikle onda bozgunculuk çıkarırlar. Bak, varlık ve güç sahibi önde gelenleri. Bozgunculuk çıkarırlar diyor. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor. İnşallah. Belalarını veririz diyor. Evet. İnşallah. İşte bunlar da bak, varlık ve güç sahibi. Habire mal toplama peşinde. Habire üreme, habire çoğalma, bütün dikkatini buna vermiş. Fakat sonunda bunlar bu hırsla, dünya hırsıyla bir sürü bozgunculuk çıkarıyor. Rahat durmuyorlar. Ve Allah intikam alıyorum diyor. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir elçi gönderinceye kadar hiçbir topluluğa azap edecek değiliz. Yani Allah soruyor, ben Mehdi'mi gönderdim mi diyor size. Tebliğ yapıldı mı? Yapıldı diyorlar. İnşallah. Anlamadığınız bir husus kaldı mı? Kalmadı diyor. Hepsini anlattı. Niye yapmadınız diyor Cenab-ı Allah? Yapmadık diyor. Evet. O zaman kabul etmiş oluyor zaten neticeyi inşallah. İnşallah hocam. Bak Allah bir şehri örnek verdi diyor Nahl suresinde.
Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Hepsini halletmişler. Evlenmiş, yemiş, içmiş, her şey almış. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Kur'an hükümlerini uygulamıyor. Allah'ın dediği o çileye, o zorluğa girmiyor. Böylece Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ekonomik kriz çıkartacağım diyor Allah. Savaş çıkaracağım ve belanızı vereceğim diyor Allah. İnşallah. Andolsun onlara kendi işlerinden bir elçi gelmişti. Kendi memleketlerinden, kendi işlerinden bir tebliğci gelmişti. Fakat onu yalanladılar, dinlemediler diyor Allah. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı diyor Allah. Ebced'i 2007. Maşallah. Bak diyor Cenab-ı Allah. İsra suresi 16'da. Bir ülkeyi şeytan Allah'a sığınırım. Helak etmek istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine emrederiz. Böyle halk arasında işte bunların çeşitli isimleri vardır. Böylelikle onda bozgunculuk çıkarırlar. Bak varlık ve güç sahibi önde gelenleri. Bozgunculuk çıkarırlar diyor. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor. İnşallah. Belalarını veririz diyor. Evet. Allah. İnşallah. İşte bunlar da bak varlık ve güç sahibi. Habire mal toplama peşinde. Habire üreme, habire çoğalma. Bütün dikkatini buna vermiş. Fakat sonunda bunlar bu hırsla, dünya hırsıyla bir sürü bozgunculuk çıkarıyor. Rahat durmuyorlar. Ve Allah intikam alıyorum diyor. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayet erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir elçi gönderinceye kadar hiçbir topluluğa azap edecek değiliz. Yani Allah soruyor, ben Mehdi'mi gönderdim mi diyor size. Tebliğ yapıldı mı? Yapıldı diyorlar. İnşallah. Anlamadığınız bir husus kaldı mı? Kalmadı diyor. Hepsini anlattı. Niye yapmadınız diyor Cenab-ı Allah. Yapmadık diyor. Evet. O zaman kabul etmiş oluyor zaten neticeyi inşallah. İnşallah hocam. Bak Allah bir şehri örnek verdi diyor Nahl suresinde. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Hepsini halletmişler. Evlenmiş, yemiş, içmiş, her şey almış. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Kur'an hükümlerini uygulamıyor. Allah'ın dediği o çileye, o zorluğa girmiyor. Böylece Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ekonomik kriz çıkartacağım diyor Allah. Savaş çıkaracağım ve belanızı vereceğim diyor Allah. İnşallah. Andolsun onlara kendi işlerinden bir elçi gelmişti. Kendi memleketlerinden, kendi işlerinden bir tebliğci gelmişti. Fakat onu yalanladılar, dinlemediler diyor Allah. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı diyor Allah. Ebced'i 2007. Maşallah. Bakara suresinde yine aynı şekilde şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa onlar inanmış değillerdir diye buyuruyor Allah. Bu şekilde tabii tamamen iman eden bir insan tipi var karşımızda. Evet. Ama tabii ki samimiyetsizliği ön planda. Adnan Bey'in de hep üzerinde durduğu konu zaten samimiyet. Evet. Bugüne kadar. Zaten kabul etmiyor. İnsanı kendi kendini bu şekilde değerlendirip samimiyet noktasında kendine önce kanaatinin gelmesi gerekiyor ki münafık tavrı zaten sergilemesin. Evet. İnşallah. Açıkça kabul etmiyoruz demiyorlar. Tamam kabul diyorlar. Evet. Ama samimiyetsiz bir şekilde dedikleri Amel, için. Amellerde de bulunuyorlar ama Allah amellerini boşa çıkaracağını söylüyor. Evet. İnşallah. İnsanlardan öylesi vardır ki, öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değildirler. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Maşallah. Maşallah. İnsanlardan
ölesi vardır ki, öleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değildirler. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Maşallah. Münafıklar kendilerinin iyi yolda olduklarına inanıyorlar. Bu şekilde tarif ediyorlar kendilerini de. Şeytan Allah'a sınırım. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. İnşallah. Ayrı mescit, bak bir de mescit ediliyor mescid değil edilmişler, mi? Bak, namazlar tamam, ibadet tamam, kıyafet tamam, sarık, cübbe hepsi var bunlarda. O devirde münafıklarında. Müminlerin başına gelecek olan bir operasyonu gözlüyor olabilirler. Ayetleri sen bütün olarak okuyorsun. Öyle değil de bölüm bölüm okusan daha İnşallah. İyi vurgularsın. İnşallah. Evet. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler. Hatta kelime kelime açıklaman lazım. Yani orada birçok kelimeyi geçmiş oluyorsun. İnşallah. Size zarar vermek, Müslümanlara zarar vermek. İnşallah. Bir. İki. İnkarı pekiştirmek. Mesela küfrü pekiştirmeye çalışıyor. Çünkü küfür yayılacak ki münafık rahat etsin. Hı hı. Müslümanlık olduğu müddetçe, din yayıldığı müddetçe münafığın keyfi kaçar, rahatı kaçar. İnşallah. Müminlerin arasını ayırmak. Mesela müminleri cemaatlere bölmek, gruplara bölmek ve bir arada olmalarını istememek, yani birleşmelerini istememek. Savaşacak ki Müslümanlar kendi içinde, münafığın malzemesi çıksın. Ona iş çıksın. İnşallah. İmkan çıksın. Onun için yani inkarın pekişmesi onlar için çok önemli oluyor. Küfrün güçlenmesi çok önemli oluyor. Müslümanların birbirine düşmesi çok önemli oluyor. İnşallah. Onun için münafık dinden sürekli alay eder. Kur'an'la alay eder haşa. Yani öyle karikatürleri yayınlar. Müslüman din aleyhinde, İslam aleyhinde cennet cehennemle ilgili fıkralar anlatır. Yani İslam'ı haşa kendince küçük düşürmeye çalışır ki kendi sistemi güçlensin. Ona ihtiyaç duyulsun. Evet. Ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için. Ya Müslümanlara yapılan mesela operasyon yapılıyorsa, Müslümanlara bir saldırı varsa herhangi bir yerden, mesela iddia edilen Ergenekon örgütü olabilir, asrımızda, küfürden herhangi bir şey olabilir. Onu gözlüyor. Acaba ne zaman saldıracaklar? Ne gün bunlara karşı bir hareket yapılacak? Ne gün tutuklanacaklar? Evet. Ne gün ezilecekler? Bunun hesapları peşinde. Gözlemek için mescit edinenler ve... Bir de bak mescit ediniyor. Allah'ı anıyor oraya. Toplam Kur'an okuyorlar. Evet. Evet. Ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Bir de dışarı çıkıp iyilik arıyoruz biz. Allah razı olsun. İyilik olsun diye biz bunu yapıyoruz diyor. Mesela Mehdi'ye karşı çıkacak kişi de bunu yapacaktır. İnşallah. Değil mi? O İstanbul'da çıkacak olan o münafık. Evet. İyilik yapıyorum ben diyor. Güzellik yapıyorum diyor. İnşallah. Bu Mehdi değil diyor. Mehdiyet diye bir konu yok diyor. Bu bizim dilimizi değiştirmek için gelmiş birisi diyor. İnşallah. Mehdi bambaşka bir insan diyor. Bu böyle değil diyor Mehdiyet diyor. Yalanlayacak. Yani. Tabii yalanlayacak. İnşallah. Bu, dinimizi değiştiren bir adam diyor. Bambaşka birisi bu diyor. Yani. Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Allah onların ya evet bizzat Allah yalancı olduklarını evet. açıklıyor. Evet. İnşallah. Yine başka bir ayette de yine münafıklar hakkında şu bildirilmiş, İtan Allah'a sınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, demek ki fesat çıkarıyorlar, bozgunculuk çıkarıyorlar, müminlerin arasını ayırıyorlar dediğiniz fesat inşallah. Fesat çıkarıyor? Mesela Müslümanlar mezhep düşmanlığına itiyor. Evet. Mesela şunları asın, şunları kesin, şu cemaate saldırın. Yani Müslümanlar birbirine düşürüyor. Ayrı ayrı parça ayırıcılar da geçiyor zaten evet, Kur'an'da. Evet, inşallah. Fitne çıkarıyor yani. Evet. İnşallah. Denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Tabii biz doğruya çekiyoruz diyor yani. Hak olan çizgiye çekmeye çalışıyoruz diyor. O yüzden biz bunları yapıyoruz diyor. Bu fitneyi. Evet, evet inşallah. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değildirler. Bak fesatçılar da Müslümanlara zarar verdiğinin haberi bile yok. Evet. Evet. Mesela çıkıyor şaklabanlık, soytarlık yapıyor. Dine ağır şekilde saldırıyor. O diyor ben sempati topluyorum böyle diyor. Hocam İsrail'in yaptığı da aslında buna bir örnek hani İsrail Irak'taki hani o faaliyetlerin tamamına kalkıp şey dedi. Biz buraya sulh etmeye geldik. Hani burada aslında barışı
sağlamaya geldik işte. Demokrasiyi sağlamaya geldik. Amerika'nın mesela Afganistan'daki, Irak'taki faaliyetleri asıldır. Orada zibil gibi, sel gibi kan akıttı. Eğer halkı eğitmek istiyorsan kitap dağıt. Değil mi? Ehl-i sünnet inancını, Müslümanlığı anlat. Evet. Sevgiyi, barışı, kardeşliği anlat. Bundan ilgili alimler gönder, hocalar gönder, anlatsınlar halka. Değil mi? Onları kültürel yönden yönlendir. Faydalı olmaya çalış. Asıp keserek olur mu? İşgal ederek olur mu? Onların doğal kaynaklarına el koyarak olur mu? İnşallah. Değil mi? İnşallah. Mesela halen de öyle. Zorla ve şiddetle Müslüman ülke düzelir mi? Evet. Müslüman anlayacağı Kur'an'dır. Evet. Kur'an ahlakıdır. Tabii. İslam birliğini teşvik etmesi lazım eğer düzelmeden istiyorlarsa, iyi olmadan istiyorsa. Diyecek ki ey Irak halkı niye İslam birliğini istemiyorsunuz? Müslümanlar birleşin demesi lazım. İnşallah. Eğer huzur ve mutluluk istiyorsa. Evet. İnşallah. Müminler zaten direkt olarak salih amellerde bulunuyorlar, savaşıyorlar, mücadele ediyorlar. Münafıklar ise devamlı surette işte yapacağım, edeceğim şeklinde yeminlerde bulunuyor inşallah. Bakara suresi 204. ayette Allah, şeytandan Allah'a sanırım, kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir, oysa o azılı bir düşmandır diye bildiriyor inşallah münafıklar için. Bir de bak Allah'a da şahit, Allah'ı çok anar onlar münafıklar. Hocam evet. Yemin etmek... Buna girer mi yani? Mesela çokça yemin eden insanların da... İşte yalan olarak yemin ediyor. Evet. Yani sürekli yemin eder. Sürekli Allah, evet. Allah şahidimdir der. Yani ona Allah'tan yapıyor, kork tabii. Denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Bakara suresi 206. ayet. Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ipine ve insanların ipine sığınanlar başka, onlara zillet, zorluk damgası vurulmuştur. Kur'an'ı anlamadıkları ifade ediliyor. Sana kitabı indiren O'dur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez diye buyuruyor Ali İmran suresi 7. ayette. Ya, münafıklar da işte en bariz benim günlerden beri anlattığım odur. Bak evlilik sünnetini iyi yapar münafık. Hı hı. Yemek yemeyle ilgili bütün sünnetleri çok iyi yapar. Hac da gezme gibi gider onu çok iyi yapar. Namaz kılar onların namazları bir gösteriştir diyor. Tehlikeye giremez. Yani mesela Allah uğrunda hapse düşmek, hakarete uğramak, iftiraya uğramak, ezilmek, böyle tecrit edilmek, sosyal baskı görmek, işinden atılmak, evlenememek gibi zorluklara giremez. Yani mesela mesleğine bir şey demiyorsan, malına mülküne bir zarar gelmiyorsa namaz kılar ya, namazdan bir şey kaybetmez o. Oruç da tutuyor. Yani İnşallah. Hatta birçok yerde, iş yerinde oruç tutuyorsa dinsizler de oruç tutuyorlar. Yani onlarla beraber. Çünkü mecbur hissediyor kendini. Ha, ben de tutayım. Ayıp olur gibisinden tutuyor. Evet. Veyahut diyor iyi geliyor sağlama diyor. Kilo almıştım biraz diyor. Diyet olarak. Ha, diyet olarak tutuyor tabii. İnşallah. Hakikaten iyi geliyor bana. Açılıyorum ya diyor, oruç tuttuğumda diyor. Yemek yemek vaktim alıyor diyor. Oruç tutmadığımda vaktim de iyi oluyor. Diyor. Evet. Ama zorlu savaşlara giremiyorlar. Zorlu mücadelelere. Mesela Peygamber Efendimiz'in sahabelere yaptığı bir mücadele var. İki taraftan sıkıştırılıyor Müslümanlar. Bir üstten ve alttan, iki taraftan. Evet. Sapır sapır münafıklar dökülmeye başlıyor böyle ortamda. Diyorlar ki, bir kısmı diyor ki Allah hakkında zanlara başladılar diyor. Allah hakkında. Allah var mı yok mu onun şey yapıyor. Bir kısmı Resulullah hakkında zanlara başlıyor. Evet. Bir kısmı da Peygamber'in onları kandırdığını söylüyor. Evet. Yani bak diyor işte bugün artık bittik diyor. Her taraftan sarılıp bizi öldürecekler diyor. Hani Allah vardı diyor. Haşa. Hani peygamber doğruydu diyor, haşa. Peygamber bizi kaldırdı diyor. Sonunda Müslümanlar yine zafer kazanıyorlar ki şehit de olabilir orada. Hepsi şehit de olabilir. O da bir hayırdır. Sonra kişilikleri ortaya çıkmış oluyor işte o ortamda. İnşallah.
Yani mesela hicrette ortaya çıkıyor. Peygamberle beraber hicret etmek istemiyorlar. Malı var, mülkü var, karısı var. Bırakmak istemiyor çoluğu çocuğu. Yani putlaştı, putunu bırakamıyor. Samimiyetli olanlar o zaman ayrışıyor. Tabii onda ayrışıyor. Yoksa onun dışında, yani zor görmen dışında bir müminin ortaya çıkması olmuyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ipine ve insanların ipine sığınanlar başka, onlara zillet, zorluk damgası vurulmuştur. Kur'an'ı anlamadıkları ifade ediliyor. Sana kitabı indiren O'dur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez diye buyuruyor Ali İmran suresi 7. ayette. Ya, münafıklar da işte en bariz benim günlerden beri anlattığım odur. Bak evlilik sünnetini iyi yapar münafık. Yemek yemeğine ilgili bütün sünnetleri çok iyi yapar. Hac da gezme gibi gider, onu çok iyi yapar. Namaz kılar, onların namazları bir gösteriştir diyor. Tehlikeye giremez. Yani mesela Allah uğrunda hapse düşmek, hakarete uğramak, iftiraya uğramak, ezilmek, böyle tecrit edilmek, sosyal baskı görmek, işinden atılmak, evlenememek gibi zorluklara giremez. Yani mesela mesleğine bir şey demiyorsan, malına mülküne bir zarar gelmiyorsa, namaz kılar ya, namazdan bir şey kaybetmez o. Oruç da tutuyor. Yani İnşallah. Hatta birçok yerde, iş yerinde oruç tutuyorsa dinsizler de oruç tutuyorlar. Yani onlarla beraber, çünkü mecbur hissediyor kendini. Ha, ben de tutayım, ayıp olur gibisinden tutuyor. Evet. Veyahut diyor iyi geliyor sağlama diyor, kilo almıştım biraz diyor. Diyet olarak. Ha, diyet olarak tutuyor tabii. İnşallah. Hakikaten iyi geliyor bana. Açılıyorum ya diyor, oruç tuttuğumda diyor. Yemek yemek vaktim alıyor diyor. Oruç tutmadığımda vaktim de iyi oluyor. Diyor. Evet. Ama zorlu savaşlara giremiyorlar. Zorlu mücadelelere. Mesela Peygamber Efendimiz'in sahabelere yaptığı bir mücadele var. İki taraftan sıkıştırılıyor Müslümanlar. Bir üstten ve alttan, iki taraftan. Evet. Sapır sapır münafıklar dökülmeye başlıyor böyle ortamda. Diyorlar ki, bir kısmı diyor ki Allah hakkında zanlara başladılar diyor. Allah hakkında. Allah var mı yok mu onun şey yapıyor. Bir kısmı Resulullah hakkında zanlara başlıyor. Evet. Bir kısmı da Peygamber'in onları kandırdığını söylüyor. Evet. Yani bak diyor işte bugün artık bittik diyor. Her taraftan sarılıp bizi öldürecekler diyor. Hani Allah vardı diyor. Haşa. Hani peygamber doğruydu diyor, haşa. Peygamber bizi kaldırdı diyor. Sonra da Müslümanlar yine zafer kazanıyorlar ki şehit de olabilir orada. Hepsi şehit de olabilir. O da bir hayırdır. Sonra kişilikleri ortaya çıkmış oluyor işte o ortamda. İnşallah. Yani mesela hicrette ortaya çıkıyor. Peygamberle beraber hicret etmek istemiyorlar. Malı var, mülkü var, karısı var. Bırakmak istemiyor çoluğu çocuğu. Yani putlaştı, putunu bırakamıyor. Samimiyetli olanlar o zaman ayrışıyor. Tabii onda ayrışıyor. Yoksa onun dışında, yani zor görmen dışında bir müminin ortaya çıkması olmuyor. Yine başka bir Ali İmran suresi 120. ayette, şeytanın Allah'a sınırım. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Size bir kötülük isabet ettiğinde ise buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Allah hileli düzenler kuracaklarını haber veriyor. Planlar, komplolar kurabileceklerini bizi haberdar etmiş oluyor. Bunlara karşı müminlerin de yine Allah'a tevekkül etmeleri bildirilmiş oluyor. Haber vermiş oluyor. Tabii her ülkede hepsini yaratan İnşallah. Allah çünkü. İnşallah zorluk anında Allah özellikle yaratıyor ki münafık zaten ortaya çıksın diye inşallah. Evet. Ali İmran suresinde bu anlatılmış inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. İnşallah.
mesela gelin şimdi aslımızda da değil mi diyor mesela Fatih Bey? Diyoruz ki Darwinizme, materyalizme karşı mücadele edelim. Dinsizliğe karşı mücadele edelim. Ya çok tehlikeli adamlar diyor ya diyor. Şimdi bir çoluk çocuk var diyor, ben okuyorum diyor. Bir öğrenseler beni diyor, okuldan atarlar diyor. Ben yapamam diyor. Ama siz maşallah çok iyi faaliyet yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum size diyor. Tebrik ediyorum diyor. Siz devam edin kaldığınız yerden diyor. Yani bundan da kalmıyor. Bakıyorsun yine Müslümanların dedikodusunu yapıyor. Allah bizi koruyor diyor. Yani çok tehlikeli adamlar diyor. Ne işimiz var bizim yani? Niye Masonları biz karşımıza alalım? Niye dinsizlere, niye PKK'yı karşımıza alalım? İddia edilen Ergenekon örgütünü niye karşımıza alalım diyor adam. İnşallah. Benim çoluk çocuğum, ailem var diyor. Bayağı tehlikeli olur benim için diyor. Öyle olunca da işte İslam hakim olmuyor. İslam hakim olmayınca da kendi hayat kaliteleri de düşüyor. Kendileri de sürünüyorlar. Evet. Kendileri de acı içinde. Korku ve dehşet içinde yaşıyor. Zaten ayet ediyor ya, izlerler haberlerinizi dışarıdan diyor. Ama evet, korkuyla izliyor. Panik evet, halinde. İnşallah. Kafirlerden de korkuyorlar. Onlara da katılamıyorlar. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı diye şeytandan Allah'a sığınıp Allah onu söylüyor inşallah. Ve savaş zamanı da zaten savaşın neden ortaya çıktığını, niye cihad etme ortamı olduğuna şikayetçi olmaya başlıyorlar. Şöyle buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresi 77. ayet, şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar ve Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin dediler. Mesela şimdi asrımızda da mesela basından korkuyor. Ya herhangi bir şekilde hukuki bir müdahale yapılmasından korkuyor. Veyahut kendine bir iftira edilmesinden korkuyor, bir laf söylenmesinden korkuyor, bir söz olmasına. Ya evliliğinin engellenmesi, mesleğinin engellenmesi, yemesinin içmesinin, keyfinin engellenmesi. Yani bunlar en korktukları konu oluyor. Bu dinin çok üstünde oluyor onlar için. Evet. Kur'an buna işaret etmiş oluyor. Münafıklarla ilgili ayetler var mı sende? Hemen bulayım inşallah. Hocam ben de tam da buna uygun bir soru var. Eğer izin verirseniz seyircimizin sorusunu aktarayım. Tamam. Hocam münafıklarla ilgili bir ayet okudum. Tamam kabul derler ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıkta senin söylediklerinin tersini kurarlar. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 81. ayet. Mehmet Can Yüce Osmaniye'den bize sorusunu şöyle aktarmış. Münafıklar önce peygamberlerin dediklerini kabul ediyorlar, inanıyorlar ama kendi başlarına kalınca inkar ediyorlar. Bir insan nasıl böyle ikiyüzlü, samimiyetsiz olabilir? İnkar ediyorsalar neden müminlerle beraberler? Münafıkları nasıl anlarız ve onlardan nasıl sakınabiliriz hocam demiş. Maşallah çok uzun bir soru. Kur'an'da münafıkların uzun uzun alameti var. Münafıklar zora gelmezler. En açık alamet odur. Zordan çok kaçınırlar. Evet. Yani canları tatlıdır. Ama namaz kılar münafık, oruç tutar, zekat verir. İnkarcılarla işbirliği halinde oldukları bildiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytandan Allah'a sanırım. Münafıklara müjde ver. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Bir kuvvet, bir yere dayanma ihtiyaçları var. Bu yüzden de küfrü daha güçlü görüyorlar kendilerince. Mehdi'nin yanından ayrılan evet, münafıklar da öyle yapacaklar değil mi? Evet, gidip küfürde destekçi arayacaklar. Evet. Gidip münafıklara sığınacaklardır. Evet. Bir de münafıklar kendi aralarında bir kavim oluyorlar. Ayrılamıyorlar münafıklar. O çok acayip. Münafık normalde kafirlerle gidip işbirliği yapması gerekirken ayrılıp bir araya gelip yeni bir cemaat oluşturuyor münafıklar. Birbirlerini buluyorlar demiş. Mesela çok acayip mucize bu. Evet. Yani normalde birbirlerinden nefret ederler diyor Allah Kur'an'da. Buna rağmen kalpleri parça parçadır diyor. Birbirlerini nefret ederler ama birlikte hareket ederler diyor. Evet. Kafir topluluğuna girmiyorlar. Yine ayrı bir kavim oluşturuyorlar. Evet. Büyük mucize. Evet. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Münafık edenleri görmüyor musun ki kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine derler ki andolsun eğer siz yurtlarınızdan çıkarılacak olursanız mutlaka biz de sizinle birlikte çıkarız. Ve size karşı olan hiç kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa elbette size yardım ederiz. Oysa Allah şahitlik etmektedir ki onlar gerçekten yalancıdırlar. İşte kafirler diyor biz sizden ittifak ederiz, onlara karşı Müslümanlara karşı diyorlar. Ama bir durum olduğunda kafirleri de bırakıyorlar, onlara da destek olmuyorlar. Kendi dertlerinin peşine düşüyorlar. Yani
münafık çok eşyette, çok azgın bir mahluktur. Evet. Peygamber Efendimiz zamanında da varlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrı İnşallah. Mescit kuruyorlar. Bak namaz kılıyor. Mescit var, camiye gidiyor bunlar. Hac yapıyorlar. Oruç tutuyor. Evlilik konusunda da çok titizler. Sırf cihat ve zorlu olaylara girmiyorlar. Yani tehlikeli mesela ailesine zarar verecek. Hep dikkat etsin, hep ailesini ve çocuklarını bahane ediyorlar. Kur'an ayetlerini demin okumuştuk dikkat ettiyseniz. Evet. Orada hep evimiz açıkta, çocuklarımız, ailemiz aman diyorlar. Allah ayeti diyor ki eğer diyor eşleriniz, çocuklarınız, aileniz yarım kalmasından korktuğunuz ticaret, içinde oturduğunuz evler ve aşiretiniz diyor yani etrafındaki evet. daha geniş evet. çevreniz size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten yani cihat, tehlikeli, riskli işlere girmekten daha hayırlıysa diyor bekleye durun diyor. Yani intikam alacağım diyor Allah sizden. İnşallah. Ama tabii bunlar da özel yaratıldıkları için intikam olduğunda da yine evet. şuursuzlar. Yine şuuruna varmıyorlar. Evet. Münafık müminlerin kıymetini artırmak için özel yaratılmış bir ekiptir. Yani münafık olmazsa müminin değeri bir parça düşer. Münafık müminin değerini artıran bir mahluk tayfesidir. Onlarla kıyaslayarak Allah insanların gözünde onların değerli olduğunu göstertiyor. İnşallah. Mesela Mehdi cemaatinde de münafıklar çıkacaktır. Sonra bunlar çok meşhur olacaktır bu münafıklar. Bütün insanlık bilecek. Resimleriyle, isimleriyle, şahıslarla bilinir. Bütün dünyaya ibret olacaktır bütün münafıklar. İnşallah. Yani ahirette de bütün insanlara ibret olacaktır. Peygamber Efendimiz zamanındaki münafıklar da, Hazreti Musa devrindeki münafıklar da bunlar ünlüdür. Evet. Mesela Samiri vardır, ünlü. Mesela tarihe geçmiştir. Peygamber Efendimiz zamanındaki münafıklar tarihe geçmiştir. Mehdi devrindeki münafıklar da tarihe geçeceklerdir. Yani herkes tarafından bilinecektir. Herkesin aşağıladığı, şerefsiz, haysiyetsiz gördüğü mahluklar olarak bilineceklerdir. O devirde Mehdi talebelerin ne kadar gayretli olduğu anlatılacak ve münafıkların da onlara karşı yaptığı faaliyetler anlatılacak. İnşallah. Onlara karşı verdikleri mücadele anlatılacak. Bu her ikisi tarihe geçecektir. Nasıl Peygamber Efendimiz zamanı tarihe geçtiyse, Hazreti İbrahim devri tarihe geçtiyse bu da tarihe geçecektir inşallah. İnşallah. Müminlerin içinden kendilerine benzer kişileri seçip kendilerine çağırmaları da var. Hatta bunun için dediğiniz gibi mescit kuruyorlar, özel mescit kuruyorlar ve kendilerine doğru eleman toplamaya çalışıyorlar. Bak, taraftar mümin, çağırıyorlar. Evet, müminlerin felaket haberlerini dışarıdan bekliyorlar bak dikkat ederseniz. Bu nedir? Ya yani Müslümanlara yapılacak bir operasyon, bir saldırı, bir hakaret, bir oyun. Bunu dehşet içinde dışarıdan izliyorlar. Ama dışarıda oldukları için de kendilerini güvende görüyorlar. Hı. Müslümanların o göğüs göğüse mücadelesine uzaktan seyirciler. Müslümanlar galip olduğunda gıpta ediyorlar. Yani haset ediyorlar. Keşke biz de olsaydık. Evet. Ama Müslümanlara bir saldırı olduğunda acayip hoşlarına gidiyor. Kendileri kurtuldu. Tabii kurtuldu. Allah bizi korudu diyorlar. Çok iyi oldu diyorlar. Yani bir ürkmüş bir kuduz köpek gibi. Yani bütün mesele Müslüman cemaatinden ayrı olmakta olarak görüyorlar. Evet. Ama yine de etrafından kandırmak için ayrıldıktan sonra yine namazlarına yine devam ediyorlar. Yine oruç tutuyorlar. Bir arada birbirlerini kandırıyorlar. Yani münafık topluluğun özelliği. Biz zaten Müslümanız diyorlar. Onlardan ayrıyız ama Müslümanız diyorlar. Ya küfre karışmıyorlar. Yani küfür karakterinde olduğu halde, İslam'dan nefret ettikleri halde, Müslüman'dan nefret ettikleri halde yine o münafıklığın gereği olarak namazlarına, oruçlarına, ibadetlerine devam ederek yine bir cemaat halinde, grup halinde yaşıyorlar ayrı bir şey olarak. Evet. Ve bütün görevleri de Müslümanlara karşı mücadele oluyor. Bakın bu çok acayip. Yani ana amacı, yani bilinçaltından bu bir türlü gitmiyor. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep şehit etmeye çalışmıştır münafıklar. Çünkü Peygamberimiz durduğu müddetçe vicdan azabı çekiyor, rahatsızlar. O mesela savaşa gidiyor, cihada gidiyor, her seferinde vicdan azabı çekiyor, rahatsız oluyorlar. Çünkü aşağılanmış oluyorlar. Onun için kalben müthiş nefret ediyorlar. Peygamberimizin sohbeti oluyor. Sohbet anında bir başkası çıkarken onu siper ediniyor. Kur'an ayeti var. Ona gizlenerek mesela bir kişi gidiyor ya, onun arkasına o çıkarken onun yanından o da gidiyor. Görünmeyecek şekilde kendince. Ayet onu belirtiyor. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar.
insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok kazanırlar diye bildiriliyor inşallah. Mesela ünlü böyle bir şahıs vardı, tanınan böyle ağabey olarak bilinmeyeceğim. Yahu diyor şu ayak yıkama olmasa diyor, o kadar rahat namaz kılarım ki diyor. Yani bayağı bilinen bir insan. Yani. O yüzden diyor, bir de onu böyle sırıtarak anlatıyor. Sanki bir espri konusuymuş gibi. Ayak yıkama olduğu için rahatsız oluyormuş namaz kılmaktan. Yoksa çok rahat kılarım diyor namazı diyor. Ona desen ki her namaz başında sana 1 milyar vereceğiz. Ayağını 100 kere yıkar o. 1 milyar da değil ya, çok az bir paraya bile yapar. İman zayıflığı buna sebep oluyor. Ama bu da işte imtihanın bir gereği olmuş oluyor. Cenab-ı Allah bunları özel yaratır böyle insanlar. Nisa suresinde yine Allah münafıklardan bahsediyor. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok azanarlar. Arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla ne bunlarla. Allah kimi saptırırsa artık sen ona yol bulamazsın. Başka bir ayette de şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte çıkardık diyorlar inşallah. Burada aslında herkesin mutlaka elinden gelen bir fayda vardır. Burada samimiyetsizliklerini Allah bize tarif etmiş olur inşallah. Münafıklarla ilgili ayetler var mı sende? Hemen bulayım inşallah. Hocam ben de tam da buna uygun bir soru var. Eğer izin verirseniz seyircimizin sorusunu aktarayım. Tamam. Hocam münafıklarla ilgili bir ayet okudum. Tamam kabul derler ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıkta senin söylediklerinin tersini kurarlar. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 81. ayet. Mehmet Can Yüce Osmaniye'den bize sorusunu şöyle aktarmış. Münafıklar önce peygamberlerin dediklerini kabul ediyorlar, inanıyorlar ama kendi başlarına kalınca inkar ediyorlar. Bir insan nasıl böyle iki yüzlü, samimiyetsiz olabilir? İnkar ediyorsalar neden müminlerle beraberler? Münafıkları nasıl anlarız ve onlardan nasıl sakınabiliriz hocam demiş. Maşallah çok uzun bir soru. Kur'an'da münafıkların uzun uzun alamet verdi. Münafıklar zora gelmezler. En açık alamet odur. Zordan çok kaçınırlar. Evet. Yani canları tatlıdır. Ama namaz kılar münafık. Oruç tutar, zekat verir. Yani zorlu mücadelelere gelir. Tevbe suresi 42. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Diye Allah bildiriyor inşallah. Mesela bilgimiz yok ya diyor. İmkan, halbuki can istiyor. Üniversiteden doktora yapıyor. Doçent de oluyor. Yani mesela evet. Kendine çıkar sağlaması gerektiğinde üniversite imtihanlarını sabahlara kadar çalışıyor. Evet. Su gibi ezberliyor kitapları. Mesela tıp kitaplarını, şunlar bunlar, hepsini, hukuk kitaplarını su gibi ezberliyor. Ama Kur'an'ı bir kere baştan sona oku desen yanaşmaz. Çünkü ondan bir çıkarı yok onun kendi kafasına göre. Ama Kur'an'ın 100 misli eseri kitabı okumak durumunda kalıyor. Hepsini ezberliyor. Bir parça maaş alabilmek için, az bir para kazanabilmek için. Yani mesela bak ahirette sonsuz hayatına vesile olacaktır Kur'an ama ona yanaşmıyor. Bu özel yaratılış işte onun. Ne kazanacağını farkında değil aslında. Tabii yani. Ne kaybettiğinin. Tabii kaybedeceğinin de farkında değil. Kur'an'a göre yaşarsa ne kazanacağını da farkında değil. Dediğiniz gibi savaştan geri kalmayı hoş görüyorlar, beğeniyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tevbe suresi 81. ayet. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalar. Bak bilmişlik yapıyor görüyor musun? Yani bu sıcakta savaşılır mı diyor? Sanki serin olsa savaşacakmış gibi. Ona bir bahane bulur zaten. Yani çünkü canı kıymetli. Halbuki Müslümanın canı kıymetli değil. Allah İnşallah. Yolunda her türlü zorluğa giriyor. Çünkü Allah'ın aşkı onu kuşatmış. İnşallah. Sadece Allah'ın rızasını istiyor. İnşallah. Evet. Ve münafıkların aslında zarar verebilecekleri de Kur'an'da haber veriliyor. Yani bizimle birlikte, müminlerle beraber savaşa çıkmış olsalardı diyerek inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi.
İçinizde onları haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Aynı zamanda müminler içinde haber taşıyanlar olacağı da haber veriliyor. Yani müminlerin içinde devamlı yine münafıklığa eğilimi olan kişiler olabileceği bildirilmiş oluyor. Ya Müslüman içinde olunca Müslümanlar mesela seviniyorlar kalabalık olunca iyi. Halbuki bu iyi değil diyor Allah. Yani münafığın gitmesi iyidir. İnşallah. Yani Müslüman içinde, isim içinde bulunsalar diyor Allah, fitne çıkarırlar, baş belası olurlar diyor. Karşı tarafta işbirliği yapıyorlar, haber götürüyorlar, Müslümanları ürkütmeye çalışıyorlar, moralini bozmaya çalışıyor. İnşallah. Ya baş belasıdır münafık. Münafığın gitmesi iyidir. Müminlere karşı devamlı bir korku ve tedirginlikleri var. Bu da Kur'an'da bildirilmiş. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Devamlı korkuları var. Kendilerine nereden zarar geleceği hususunda. Herhangi bir yerde çıkan bir haber bunları tedirgin etmeye yetiyor inşallah. Tevbe suresi 109. ayet. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Burada Allah korkusu olmadan imanın çok zayıf olacağı ve insanın münafıklığa sürükleyeceği zaten tarif edilmiş inşallah. Sizi hoşnut kılmak için Allah'a yemin ederler. Oysa mümin iseler hoşnut kılınmaya Allah ve elçisi daha layıktır. Tevbe suresi 62. ayet. Burada müminleri devamlı memnun etmeye ve kendilerinin de onlardan olduğuna inandırmaya çalışmaları var burada. Maşallah. Burada hiçbir şekilde sözle değil, davranışla insanın kendini zaten ispatlaması gerekiyor. O da Allah'a ispatlaması gerekiyor zaten inşallah. Tevbe suresi 67. ayet. Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar. Ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar, yani. İnşallah. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fıska sapanlardır. İnşallah. Allah'ın beğendiklerini çirkin görüyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar. Ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fıska sapanlardır. Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da ve bütün kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. Bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azap vardır. Bu Tevbe suresi 67 ve 68. ayetlerde. Tevbe suresi 67. ayet. Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar. Ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar, yani. İnşallah. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fıska sapanlardır. İnşallah. Allah'ın beğendiklerini çirkin görüyorlar. Münafıklar mümin toplumdan ayrıldıktan sonra bir kin ve nefretleri var müminlere karşı olan. Bu yüzden bir intikam alma çabaları oluyor ciddi anlamda. Bunun için ciddi çabalar sergiliyorlar. Bu da Kur'an'da belirtilmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tevbe suresi 74. ayet. Oysa intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Peygamberimiz onların zengin olmasına vesile oluyor. Evet. Onlar peygamberimizden nefret ediyorlar. İnşallah. Haşa. Mehdi'de de öyle olacaktır. Mehdi o insanların rahatlığına, huzuruna vesile olacaktır. Fakat o onları azdırıp Mehdi'ye karşı tavır almana sebep olacaktır. İnşallah. İnşallah. Evet. Ciddi bir intikam çalışmaları var. Bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Bütün hatta mallarını bile harcayabilecek, Allah yolunda harcamazken bu şekilde ciddi çabalar sergileyebiliyorlar inşallah. Nankör oldukları bildiriliyor Kur'an'da. Sen onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için 70 kere bağışlanma dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Bu gerçekten onların Allah'a ve elçisine karşı nankörlük etmeleri dolayısıyladır. Allah fasıklar toplumuna hidayet vermez. İnşallah. Ve hem fiziksel hem de manevi yönden pis oldukları bildiriliyor inşallah. Tevbe suresi 125. ayet.
Allah kalplerinde hastalık olanların ise iğrençliklerine iğrençlik, murdarlık ekleyip arttırmış ve onlar kafir kimseler olarak öldürmüşlerdir diye bildiriyor inşallah. Hakikaten fizik olarak da pis oluyorlar bunlar. İnşallah. Dediğiniz gibi hocam inşallah savaşa çıkmayı hoş görmüyorlar, beğenmiyorlar. Bu da yine ayette Allah belirtmiş hocam, bildirmiş. Tevbe suresi 81. ayette. Allah'ın, şeytandan Allah'a sınırım, Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah yoluna mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir, bir kavrayıp anlasalardı. Maşallah. Maşallah. Ama tabii imanı güçlü olan için bu bir şey ifade eder, bu ifade. Evet. Şimdi imanı zayıf adama biz bunu anlatsak bile pinek diyerek dinler. Yani Allah'tan korkmadığımız zaten etkilenmez. Evet. Onun için Allah'tan korkmaları için de ilim gerekiyor. İlim için de iman hakikatleri gerekiyor. Evet, inşallah. İman hakikatleri anlattıkça insanlar imanları güçleniyor. İmanı güçlenince Allah korkusu artıyor. Allah korkusu artınca cihat aşkı, Allah'ın dinine hakim etme arzusu güçleniyor. Ama yani kendini doğru yolda sananlara uyarı olarak ben bunu anlatıyorum. İnşallah. Çünkü ahirette çok şaşıracaklar. İnşallah. Ayet var. Yani kendilerini doğru iş yapmakta olduklarını zannederler diyor Allah ayette. Allah onu kabul etmiyor. Evet, inşallah. İnşallah. Zaten daha önce de belirtmiştiniz hocam, söylemiştiniz. Ahirete inanmıyorsa zaten istediğiniz kadar anlatalım bir anlam ifade etmiyor zaten. Evet. Ama tabii böyle insanları özel yaratır. Mesela Mehdiyet 313 kişi olması için cihadı yapmayan bir topluluğa ihtiyaç var. Yani İnşallah. Bizim anladığımız anlamda, mükemmel anlamda yapmayan bir topluluğa ihtiyaç var. Eğer mükemmel cihat yapılıyorsa, mükemmel bir tebliğ çalışması varsa zaten Mehdi'nin gelmesi diye bir konu olmaz. Yani Mehdi seçilemez zaten onun, o ortamın içerisinde. İnşallah. Mehdi'nin seçilebilmesi için böyle bir ortam zaten şart. Mesela Darwinizm, materyalizm hakim olmazsa Mehdi neyi anlatsın? Önce Darwinizm hakim olması lazım. Materyalizm hakim olması lazım. Zulmün hakim olması lazım. Acının hakim olması lazım. Terör, anarşinin hakim olması gerekiyor. Ondan sonra Mehdi geliyor. Önce İnşallah. Zehir olması lazım ki panzehir gelmesin. Tabii. Yani karanlık olmadan aydınlık olmuyor. İnşallah. İnşallah. Yani o zaman Hazreti İsa'nın inmesi de dikkat çekmez. Mehdi'nin gelmesi de dikkat çekmez. İnşallah. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği dönemde fitne, fucur, anarşi kol geziyordu. İnşallah. Yani muazzam rezalet bir ortam vardı. O gelince nur gibi aydınlandı. Ama orada mükemmel bir din yaşanmış olsa Peygamberimiz o kadar dikkat çekmeyebilirdi. İnşallah. Anlaşıldı mı? Evet. Belki Allah yeni bir din göndermezdi. Yani hak din devam etmiş olsaydı belki. Yani takdir Cenab-ı Allah'ın. Ama tahrif oluyor din. Ama tabii yeni hükümler gelince Allah yeni din getiriyor. Yani her ülkede yeni bir din getiriyor Cenab-ı Allah ara ara. İnşallah. Fakat yani insanlar zannediyorlar ki böyle küfür tesadüfen meydana geliyor. Halbuki küfür Allah'ın bir sanatıdır. Yani özel meydana getirilir orada. Yani mesela dinsiz adam mucizedir. Dinsiz adam özel yaratıdır. İnşallah. Yani dünyadaki en zor iştir dinsiz olmak. İnşallah. Ve çok ızdıraplıdır, çok acı ve insanı çıldırtacak bir şey. Delirtir insanı dinsizlik. İnananların da imanını kuvvetlendirmek için aslında, değil mi hocam? Tabii. İnşallah. Yani onu anlatan biri aslında hem onu anlatmış oluyor hem de zaten inananların da imanını kuvvetlendirmiş oluyor. Ya anlatan zaten kendini de anlatmış oluyor aynı zamanda. Hem kendini hem etrafını anlatmış oluyor. İnşallah. Mesela bir karlı, buzlu bir ev olsa... Dışarısı soğuk. Evin içi ısıtıldığında ev çok hoş bir hale geliyor ama dışarısı soğuk olmak şartıyla. Yani o zaman insan mutlu oluyor. Mesela, değil mi? Mesela dağ evinde olduğunu düşün. Ev çok sıcaksa, kar tipi varsa dışarıda insanın hoşuna gider. Ama dışarıda günlük güneşlikse, evin içi de çok sıcaksa bir anlamı yok. İnşallah. Cenab-ı Allah bunu imtihan için özel yaratıyor. Mesela Mehdiyet'in sevilmesi için. Hazreti İsa'nın daha dikkat çekmesi için. Mesela ancak önce Hristiyanlığı Allah bozuyor. Mesela teslis inancı meydana. Onu da Allah yaratmıştır. Hı hı. Teslis inancını. Hristiyan alemini tamamı bozmuştur. Hı hı. Ki Mesih'in gelmesine zemin olsun. İnşallah. Çünkü Mesih geldiğinde bir şey yapması lazım.
Mehdi gelmeden önce mesela bütün İslam alemini Allah paramparça ediyor önce. İslam alemi bütün olsa, başlarında da halifeler olsa başka, Mehdi gelemez ki zaten. Yani Mehdi, Mehdi'ye vazife verilemez. Halife var çünkü başta. İnşallah. Yani haram olur. Önce halifeliği kaldırıyor Allah. İslam alemini parçalıyor ki parçaları birleştirsin. Yani Mehdi'nin gelmesi için İslam alemi parçalanmıştır. İnşallah. Onu bütünleştirmesi için. Dediğiniz gibi savaştan geri kalmayı hoş görüyorlar, beğeniyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tevbe suresi 81. ayet. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalar. Bak bilmişlik yapıyor, görüyor musun? Yani bu sıcakta savaşılır mı diyor? Sanki serin olsa savaşacakmış gibi. Ona da bir bahane bulur zaten. Yani çünkü canı kıymetli. Halbuki Müslümanın canı kıymetli değil. Allah İnşallah. Yolunda her türlü zorluğa giriyor. Çünkü Allah'ın aşkı onu kuşatmış. İnşallah. Sadece Allah'ın rızasını istiyor. İnşallah. Evet. Ve münafıkların aslında zarar verebilecekleri de Kur'an'da haber veriliyor. Yani bizimle birlikte, müminlerle beraber savaşa çıkmış olsalardı diyerek inşallah. Şeytandan Allah'a sanırım. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onları haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Aynı zamanda müminler için de haber taşıyanlar olacağı da haber veriliyor. Yani müminlerin içinde devamlı yine münafıklığa eğilimi olan kişiler olabileceği bildirilmiş oluyor. Ya Müslüman içinde olunca Müslümanlar mesela seviniyorlar kalabalık olunca iyi. Halbuki bu iyi değil diyor Allah. Yani münafığın gitmesi iyidir. İnşallah. Yani Müslüman içinde, isim içinde bulunsalar diyor Allah, fitne çıkarırlar, baş belası olurlar diyor. Karşı tarafta işbirliği yapıyorlar, haber götürüyorlar, Müslümanları ürkütmeye çalışıyorlar, moralini bozmaya çalışıyor. İnşallah. Ya baş belasıdır münafık. Münafığın gitmesi iyidir. Gider ama orada da boş durmaz münafık, yine faaliyet yapar Müslümanlara yani karşı. Aranızda değilim demesinde bile bir hayır var. Gelmesi, tabii. Gelmesinde. Evet. Gelmemesi daha hayırlıdır. Evet. İnşallah. Gelmemiz daha yerine. Samiyetsizlikleri her halükarda zaten anlatılmış oluyor Kur'an'da. Allah bildirmiş oluyor. Evet. Mesela onun için mesela Mehdi konusu çok rahatsız eder münafıkları. Yani mesela Mehdi'nin varlığından çok çok rahatsız olur. Çünkü Mehdi demek İslam'ın dünyaya hakimiyeti demek. Bütün çıkarlarının sarsılacağını düşünüyor. Mesela holdingi varsa holdinginin sarsılacağını düşünüyor. Mesela kendi şeyhiyle, talebelerinden bir mutlu hayat kurmuş, bir sistem kurmuş. Paralar muntazam akış haline geliyor, itibarı var onların içerisinde. Bir hayat şekli kurmuş. Mehdi'yi kabul etmek ne demektir biliyor musun? Tamamını yıkacak bir sistem olarak görüyor. Evet. Yani ne şeyhinin itibarı kalır diye düşünüyor, ne kendi itibarının kalacağını düşünüyor. Bir de gelir kapısının da kapanacağını düşünüyor. Çünkü Mehdi gelince mezhepleri kaldırıyor. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Yani onun bütün anlattıkları başka bir konuma gelmiş olacak o İnşallah. Zaman. Sistemi ona ve birisine itaat etmiş olacak. İnşallah. Bu yüzden istemez. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın işini istemez. İnşallah. Mesela onu bir kabus gibi görüyor Hazreti İsa'nın inişini. Hatta Hristiyan münafıklar da var. Onlar da diyorlar ki Hazreti İsa gerçekten gelse de diyorlar, biz kendi sistemimizi değiştirmeyiz diyorlar. İnşallah. Yani bu kilise sistemi ve teslis inancına karşıysa diyorlar Hazreti İsa, biz onu kabul etmeyiz diyorlar. Vatikan o şekilde açıklaması var. Tabii Vatikan'ın açıklaması var. Ya gerçekten gelse de kabul etmeyiz diyorlar İsa diyor. Hakikaten evet. O da olsa kabul etmeyiz diyorlar. Biz bu sistemi savunuyoruz diyorlar. İnşallah. İşte bu da bir münafık açıklaması. Evet. Münafık yani. İnşallah. Evet. İman etmedikleri halde iman etmiş gibi gözüktükleri tarif edilmiş. Tevbe suresi 109. ayet. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Burada Allah korkusu olmadan imanın çok zayıf olacağı ve insanın münafıklığa sürükleyeceği zaten tarif edilmiş inşallah. Sizi hoşnut kılmak için Allah'a yemin ederler. Oysa mümin iseler hoşnut kılınmaya Allah ve elçisi daha layıktır.
Tevbe suresi 62. ayet. Burada müminleri devamlı memnun etmeye ve kendilerinin de onlardan olduğuna inandırmaya çalışmaları var burada. Maşallah. Burada hiçbir şekilde sözle değil, davranışla insanın kendini zaten ispatlaması gerekiyor. O da Allah'a ispatlaması gerekiyor zaten inşallah. Cihat Hocam anlat. Kur'an'ı anlamadıkları başka bir ayette de şöyle bildirilmiş. Tevbe suresi 124. ayet. Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı bu hanginizin imanını arttırdı der. Ancak iman edenlere gelince onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler. İnşallah. Yine başka bir ayette. Bir sure indirildiğinde bazısı bazısına bakar ve sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra sırt çevirir giderler. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Ne buyuruyor? Allah'ı çok az andıkları bildiriliyor Kur'an'da sık sık. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir diye bildirilirken müminler için Ankebût suresinde. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok kazanırlar diye bildiriliyor inşallah. Mesela ünlü böyle bir şahıs vardı, tanınan böyle ağabey olarak bilinmeyeceğim. Yahu diyor şu ayak yıkama olmasa diyor, o kadar rahat namaz kılarım ki diyor. Yani bayağı bilinen bir insan yani. O yüzden diyor, bir de onu böyle sırıtarak anlatıyor. Sanki bir espri konusuymuş gibi. Ayak yıkama olduğu için rahatsız oluyormuş namaz kılmaktan. Yoksa çok rahat kılarım diyor namazı diyor. Ona desen ki her namaz başında sana 1 milyar vereceğiz. Ayağını 100 kere yıkar o. 1 milyar da değil ya, çok az bir paraya bile yapar. İman zayıflığı buna sebep oluyor. Ama bu da işte İnşallah. İmtihanın bir gereği olmuş oluyor. Cenab-ı Allah onları özel yaratır böyle insanları. Hocam insanın kendindeki samimiyetini hani ölçüp tartıp ya da anlaması açısından seyircimizin bir sorusu var. Evet. Yani şahsen ben de kendisinin sorduğu soruyu size sormak isterdim. Tamam. Allah hayırlı günler versin Adın Hocam. İnsan vicdanına uyduğunu veya tam olarak dinde samimi olduğunu kendi kendine nasıl anlar? Ceren Yılmaz Erzincan'dan sormuş. Ruhunda ona Allah ilham eder, vahyeder kalbine. Vicdan odur. Allah'ın vahyidir vicdan. Her insana doğruyu Allah bildirir. İnsan onu yapmaz, tevil eder. Mesela farz edelim, Bediüzzaman'la beraber mücadele edecek. Aman diyor, sen akılcı adamsın diyor, bu mantıktır. Ama mücadele ediyorsa bu vicdandır. İnşallah. Kolaylıkla ümitsizliğe kapıldıkları da Kur'an'da belirtiliyor. Evet. İnşallah. Yusuf suresi 87. ayette, kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez diye bildiriliyor inşallah. Rahatça umut kesebiliyorlar. Evet. Evet. Müminler ise devamlı ümit var oluyorlar. Evet. Allah'ın rahmetinden ümit kesmiyorlar. Bu iftira konusunda da normalde müminlere gelen bir haber olduğunda mümin topluluğuna o haberi etraflıca değerlendirip iftira olabileceğine kanaat getirmeleri Kur'an'da tarif edilmiş. Oku ayet. Yaygınlaştırmamaları gerektiği tarif ediliyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla, zina iftirasıyla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Şimdi Allah yolunda mücadele edene ne yapılabilir? En iyi iftira ne halk arasında? İnsanın en önem verdiği şeylerin cinselliktir. Ahlakidir. En hayati budur. O zaman oradan saldıralım diyorlar. Mesela Hazreti Yusuf'ta nedir? Cinsellikle ilgili mesela tecavüz iddiasıyla Hazreti Yusuf hapse konmuştur. Evet, inşallah. Yani ırzat hesaddi suçuyla. İnşallah. Cinsellik iftirasıyla. Tecavüz suçuyla 7 yıl hapiste tutulmuştur. İnşallah. Hazreti Meryem'e de aynı şekilde gayrimeşru kadın iftirası atılmıştır. Değil mi? Evet, inşallah. Bu da Müslümanların karşılaşacağı bir şeydir. Münafıkların da bir silahıdır bu. Yani Müslümanları sindirmede, hak yolda mücadele eden insanları sindirmede bir yöntemdir. Münafıklar da böyle iddialara inanırlar işte Müslümanların içindeki münafıklar da. Allah Allah doğru yahu diyorlar. Halbuki Allah diyor ki 4 tane şahit getirmeleri gerekmez miydi diyor. İnşallah. Şahide gerek yok münafık için. Münafık direkt inanır ve yayar. Allah diyor mesela bir fasıktan size haber geldiğinde onu iyice araştırın diyor.
Yani gözünüzle görün, kulağınızdan duyun. Bunun dışında inanmayın diyor. Ama münafık için o öyle değil. O bir kafirden, bir İslam düşmanından haber geldiğinde onu özlü ve doğru haber olarak kabul ediyor ve ona uyuyor. Evet. İnşallah. Siz onu kendiniz için bir şer saymayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Tabii Müslümanların sevap kazanmasında, makamlarının yükselmesine sebep olur. Allah'ı çok az andıkları bildiriliyor Kur'an'da sık sık. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir diye bildirilirken müminler için Ankebût suresinde. Allah zaten başka bir ayette de yine o günleri lehte ve aleyhte çeviririz diyor inşallah. Şeytanın anlamını sınırım. Bir hakimiyet, bir yıkım. Bir hakimiyet, bir yıkım. Mesela Mehdiyet'ten sonra, Mesihiyet'ten sonra yine yıkım geliyor. İnşallah. Bu sefer de tam kıyamet. İnşallah. Devam et. Onlardan, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Maşallah. İnşallah. Başka bir ayet-i kerimede Ashab suresi 13. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Yesrib, Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün diye haber gönderiyorlar müminlere. İşte burada Müslümanlara bir saldırı var. Evet. Hakaretler, iftiralar, fiili saldırı, o devrin işte silahlı gücü neyse, o Müslümanlara saldırıyorlar. Ekonomik ambargo uygulanıyor. Hem tecrit ediyorlar, hem sosyal tecrit var. Kimse konuşmuyor, görüşmüyor. Kimse yanlarına yanaşmak istemiyor. Tehlikeli görüyorlar. Bu saldırı ortamında artık dayanacak durumunuz kalmadı diyor münafıklar. Evet. Yani artık dağılın diyorlar yani Müslümanlara. Yani yapacak bir şey yok diyorlar. Her yönden kuşatıldınız. Gücünüz yok. Bak herkes size karşı. Siz artık bu direnmeyi, bu mücadeleyi, bu cihadı bırakın diyorlar. Devam et. Evet. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise dediler ki bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Bak bu saldırıdan bilakis memnun oluyorlar. Mesela tutuklanıyorlar, gözaltına alınıyorlar, hapsediliyorlar, eziliyorlar, şehit ediliyorlar, dövülüp sövülüyorlar, hakarete uğruyorlar. Bu Allah zaten bize bunu vaat etmişti diyorlar. Bu zaten oluştu. Allah'a hamdolsun diyorlar. İnşallah. Münafıklar da büyük bir dehşet içerisinde ailesine, kendine, malına, mülküne zarar gelmediği için heyecanla olayı seyrediyor. Ve onların içinde olmadığı için de müthiş seviniyor ve kendini çok akıllı olduğunu düşünüyor. Yani Müslümanların akılsız olduğunu ve akılsız olduğu için böyle başlarına bunların geldiğini düşünüyor. Kendisi de çok tedbirli, akıllı, tutarlı birisi olduğu için de hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Evet. Şeytanın Allah'a sanırım. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile sözlerini değiştirmediler. Çünkü Allah sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Gene de Allah bir yol açıyor ki dönmek isteyen, işte münafıklar içine karışmış müminler oluyor bazen. Gafil olarak da ama. Onların kurtuluşu için Allah yine bir yol açıyor. Tövbe etmelerini söylüyor Cenab-ı Allah. Edebilirler diyor. İnşallah. Münafıkların sadakatsiz olduğunu, müminlerin sadık oldukları anlatılmış oluyor burada. Evet. İnşallah. Çünkü münafığın özelliği o zaten. Fakat kendini çok akıllı zanneder münafık. Yani malı koruma, aileyi koruma, çoluk çocuğu koruma bu konularda çok titizdir münafık. Dini korumaz, Allah'ı korumaz, peygamberi korumaz. Dinin değerlerini korumaz ama ailesine, malına, mülküne falan çok titizdir. Münafığın ana özelliğidir bu. Evet. Halbuki Allah yolunda insan çoluğunun çocuğunu da cihadın içine sürer. Kendi de cihadın içerisine girer. Değil mi? Kendisi de Allah yolunda gerekirse şehit olur ki bak orada ayette şehit olmuş ve şehit olmak üzere öbürlerini bekliyor. O ayeti şerh et, oku onu. O anlamda o ayet. Evet. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. İşte bu şehit olmuş. Evet. Kimi de şehit olmayı bekliyor. İnşallah. Allah yolunda. Evet. Değil ki malı mülkü ailesi. İnşallah. Mesela Ashab-ı Kehf ailesini tamamen bırakıyorlar. Mağaraya çekiliyorlar. İnşallah. Değil mi? Eşlerini bırakıyor, çocuğunu bırakıyor. Yani dünyada bu muazzam bir şehvettir aile şehveti. Onun için insanlar bunu put ediniyor. Yani ailesi, evlenmek ve üremek.
Bütün sistem bunun üstüne kuruluyor. Dini de buna alet ediyor. Dini de bunun için kullanıyor. İnşallah. Ailesini muhafaza için kullanıyor dini. Evlenmek için kullanıyor dini. Üremek için kullanıyor dini. İnşallah. Başka bir ayet-i kerimede Asaf suresi 13. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Yesrib, Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün diye haber gönderiyorlar müminlere. İşte burada Müslümanlara bir saldırı var. Evet. Hakaretler, iftiralar, fiili saldırı, o devrin işte silahlı gücü neyse, o Müslümanlara saldırıyorlar. Ekonomik ambargo uygulanıyor. Hem tecrit ediyorlar, hem sosyal tecrit var. Kimse konuşmuyor, görüşmüyor. Kimse yanlarına yanaşmak istemiyor. Tehlikeli görüyorlar. Bu saldırı ortamında artık dayanacak durumunuz kalmadı diyor münafıklar. Evet. Yani artık dağılın diyorlar yani Müslümanlara. Yani yapacak bir şey yok diyorlar. Her yönden kuşatıldınız. Gücünüz yok. Bak herkes size karşı. Siz artık bu direnmeyi, bu mücadeleyi, bu cihadı bırakın diyorlar. Devam et. Evet. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise dediler ki bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Bak bu saldırıdan bilakis memnun oluyorlar. Mesela tutuklanıyorlar, gözaltına alınıyorlar, hapsediliyorlar, eziliyorlar, şehit ediliyorlar, dövülüp sövülüyorlar, hakaret oluyorlar. Bu Allah zaten bize bunu vaat etmişti diyorlar. Bu zaten oluştu. Allah'a evet. hamdolsun diyorlar. Evet. İnşallah. Münafıklar da büyük bir dehşet içerisinde ailesine, kendine, malına, mülküne zarar gelmediği için heyecanla olayı seyrediyor. Ve onların içinde olmadığı için de müthiş seviniyor ve kendini çok akıllı olduğunu düşünüyor. Yani Müslümanların akılsız olduğunu ve akılsız olduğu için böyle başlarına bunların geldiğini düşünüyor. Kendisi de çok tedbirli, akıllı, tutarlı birisi olduğu için de hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Evet. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile sözlerini değiştirmediler. Çünkü Allah sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Yine de Allah bir yol açıyor ki dönmek isteyen içlerinde münafıklar içine karışmış müminler oluyor bazen. Gafil olarak da ama onların kurtuluşu için Allah yine bir yol açıyor. Tövbe etmelerini söylüyor Cenab-ı Allah. Edebilirler diyor. İnşallah. Münafıkların sadakatsiz olduğunu, müminlerin sadık oldukları anlatılmış oluyor burada. Evet. İnşallah. Çünkü münafığın özelliği o zaten. Fakat kendini çok akıllı zanneder münafık. Yani malı koruma, aileyi koruma, çoluk çocuğu koruma bu konularda çok titizli münafık. Dini korumaz, Allah'ı korumaz, peygamberi korumaz, dinin değerlerini korumaz ama ailesine, malına, mülküne falan çok titizdir. Münafığın ana özelliğidir bu. Halbuki Allah yolunda insan çoluğunun çocuğunu da cihadın içine sürer. Kendi de cihadın içerisine girer. Değil mi? Kendisi de Allah yolunda gerekirse şehit olur ki bak orada ayette şehit olmuş ve şehit olmak üzere öbürlerini bekliyor. O ayeti şerh et, oku onu. O anlamda o ayet. Evet. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. İşte bu şehit olmuş. Evet. Kimi de şehit olmayı bekliyor. İnşallah. Allah yolunda. Evet. Deyin ki malı mülkü ailesi. İnşallah. Mesela Ashab-ı Kehf ailesini tamamen bırakıyorlar. Mağaraya çekiliyorlar. İnşallah. Değil mi? Eşlerini bırakıyor, çocuğunu bırakıyor. Yani dünyada bu muazzam bir şehvettir aile şehveti. Onun için insanlar bunu put ediniyor. Yani ailesi, evlenmek ve üremek. Bütün sistem bunun üstüne kuruluyor. Dini de buna alet ediyor. Dini de bunun için kullanıyor. İnşallah. Ailesini muhafaza için kullanıyor dini, evlenmek için kullanıyor dini, üremek için kullanıyor dini. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslarlardı. Bu bildiriliyor.